Bunu Hulku Bey, ben zannediyorum izleyicilerimizin çoğusu da tam anlayamamış olabilirler. Eğer bilgisayardan ekrana verme Ama imkanımız demin varsa, Osman hocamızın söylediği harita ekrana gelmişti demin. Biz onu atladık. Şu evet. harita. Şimdi Bundan sonra da sizin harita hangisiyse bunun üstüne mi konuşacaksınız şimdi bu haritayı Osman Bey'in dediği bir konu doğru. Haplo grubun ne olduğunu anlamadan bir izleyici bu haritaya bakmasının çok fazla bir size? Peki anlamı yok. buyurun siz Onun o zaman. için haplo grubu doğru tanımlamamız lazım. Öncelikle şu SNP mutasyon dediğimiz kavramın ne olduğunu, eğer bu sayfayı ekrana verebiliyorsak, imkanımız var mı şu an bulunduğum sayfayı? Tamam, siz devam edin. Orayı içeriden ekrana getirebiliyorlarsa bakalım. 4 nükleotit adenin, timin, guanin, sitozin eşleşir. Guanin sitozinle eşleşir. Adenin de timinle. Bu Ne bunlar? bunlar bizim DNA'mızı oluşturan 4 ana unsur. Bu nükleotitlerle bizim bütün programlarımız, saçımızın rengi, organlarımız, her şey bunların eşleşmesiyle meydana gelir. Proteinler bu dizilime göre sentezlenirler. Doğal olarak, ama burada Y kromozomu için konuştuğumuzdan dolayı sadece haplogrup kavramı Y kromozomu için geçerlidir. Ve Y kromozomunu oluşturan bu dizi içinde bir single nükleotit polimorfizm veya Türkçeleştiremiyorum, sadece tek nükleotit polimorfizm. Yani bir baz çiftinin adenin, timin Ben yerine Türkçeleştireyim size. Ben genetikçi değilim. Mesela İngilizceden çıkarabildiğim kadarıyla polimorfizm diyorsunuz. Çoklu şekil değişim. morf Morfizm ne? şekil değiştiren, Tamam. morfeusten Çoklu geliyor. Çoklu değişken. Yani Yani çok kolay ama Türkçeleştirebilirsin. bilimsel bir terim olarak Türkçe'de kullanılan polimorfizm yine. Yani bilim adamlarının da kullandığı yine Tamam ama biz polimorfizm. izleyicilere bunu anlatabiliriz. Yani mutasyondan söz edeceğiz. Değişime, çoklu kısaca biz değişme neden olan bunun Türkçesi şudur. Nedir? DNA sırasındaki tek Sıralamadan. evet, DNA sırasındaki dizisindeki tek nükleotidin 4 farklı tipte olması. Yani beyefendi söylediği adenin, guanin, sitozin, timinden dördünden birisi olursa polimorfizm meydana gelir. Yani bende A Çoklu olursa dönüşüm, değişim. çoklu formasyon da diyebiliriz, format da diyebiliriz, çoklu tip de diyebiliriz. Aslına bakarsanız Format burada biçim demek, format biçim demek. Biz program formatı aynen. diyoruz. Yani diyelim ki biçim değiştiriyor, şekil bin tane değiştiriyor, yapı nükleotidik bir değiştiriyor. dizi var. Bunun 132.'si sizde A, bende T, beyefendi de G. Bu polimorfizmi oluşturur ve bunun Tamam. her birisine de haplogrup diyoruz. Tamam. Yaklaşık Biz olarak anladık. Türkçe'ye çevriliyor demek şimdi ki. biz Buyurun. zaten bu testi yaptıran insanlara bütün konuyu anlamaları için önceden broşürlerle, bilgilerle hazırlıklı olduğumuz için o anlayışı anlamasını sağlayacak etap etap gidiyoruz zaten. Bu kavramı öncelikle bilmesi lazım. Yani tek nükleotit polimorfizm dediğimiz ilk insan DNA testi sonucuna göre 3,5 milyar eğer erkek var dersek bugün yeryüzünde, hangisinden DNA örneği alırsak alalım, 70 bin yıl önce, yaklaşık söylüyorum bunu çünkü bazı kaynaklar 60 bin 80 bin arasında tarih hesaplama İlk farklılıkları insanın var. oluşunu Evet, ilk söylüyorsunuz. erkek diyeceğim ama bu ilk insan anlamına gelmiyor. Çünkü Homo sapiens'in tarihi 200 bin yıla dayanıyor. Fakat sözünü ettiğimiz nesli bugün devam eden ve kendisine İlk Adam, insansı, ilk insan ilk bizim insan bizim şeklimizde. biyolojik atamız, biyolojik dedemiz. Dini açıdan söylersek Hazreti Adem. Ama bu o Adem olarak algılaması yanlış olur izleyicilerimizin. Çünkü buna verilen isim semboliktir. Şöyle söyleyeyim, 200 bin yıldır zaten Homo sapiensler var. Ama sözünü ettiğimiz bugün herkesin atası olan ilk erkek ve buna Adam, Adem ismini taktıkları, tabii ki bu kutsal kitapların sözünü ettiği ilk insan değil. Belki onun döneminde başka erkekler yaşamış olabilir. Ama onların nesli devam etmediği için bir kişiden de geliyor olabiliriz. İkinci ihtimal gerçekten de tek kişi olabilir. Bunu bilmediğimiz için oradaki isimlendirmeyi sembolik olarak algılamamız lazım. Onun bir DNA dizilimi var. 50 küsür milyon Y kromozomunda baz çifti vardır. Adenin, timin, guanin, sitozin gibi kodlanmış. Şöyle düşünün, belli bir zaman sonra bu baz çiftinden bir tanesi değişiyor. İşte orada bu ilk değişime B grubu. Çünkü Adem'in haplogrubu A, buna da B grubu adı veriliyor. Böylece ilk meydana gelen
tek nükleotit polimorfizmle yeni bir haplogrup oluşuyor. Ondan sonraki birkaç bin yıl sonra yine o Y kromozomunda bir mutasyon daha meydana geliyor. Değişim. Yine bir baz çifti değişiyor. Bu sefer CCT grubu meydana geliyor. Bir ağacın dalları gibi düşünürseniz tek kökten yavaş yavaş bu gruplar da kendi içlerinde alt gruplara ayrılıyorlar ve bugün Y kromozom konsorsiyumunun belirlediği 20 tane ana grup var. Onların alt grupları var. A'dan sırasıyla harfler T'ye kadar bu şekilde sıralanıyorlar. Bizim sözünü ettiğimiz Adem'in haplogrubu A Afrika'da doğal olarak görülüyor. Yani herkesin 3,5 milyar erkeğin test sonucu bize şunu verecek. Tabii yapılmış değil ama 400 bin kişiden aynı sonuç. Varsayım. Varsayım dememiz doğru değil. Çünkü 400 bin tane insanın hepsinden bu sonuç çıkmış. 400 milyon da olsa bir şey değişeceğini zannetmeyiz. Sadece belki yeni bir alt haplogrup çıkabilir. Yeni bir grup oluşabilir ama onun dışında ikinci bir erkekten nesli devam eden şu an yeryüzünde bir insan yok diyebiliriz. Yani bu konuda bütün genetikçiler, bilim adamları ittifak halinde. Bu 400 bin örnek diyorsunuz değil mi? Evet. 400 bin örnek hep aynı noktaya mı götürüyor? Hepsi, evet. Yani isterseniz aborijin Avustralya'da bir erkekten DNA örneği alın, isterseniz Arjantin'de, Kanada'da, Afrika'da ama hepsi aynı tek kişinin çocuğu olarak. Sizin şimdi söylediğiniz ve bazı dini tartışmalarda ortaya çıkan Hazreti Havva ile Adem cennetten kovuldu. Hani bunu dinle de bağdaşlayalım ki daha rahat anlaşılsın. Çünkü yıllarca dinen bu ilk insan Adem. Hayır, şöyle çıktı. Bir sıkıntısı da var. Yani şimdi beyefendi öyle söylüyor da hiç öyle dediği gibi değil. Yani şimdi karşıdaki adam ben bunu sembolik olarak aldım diyor ama düpedüz İncil'den alıyor. Çünkü ilk alan adamı var, sorduğum zaman ben Francis'ten kendisi Amerikalıdır. Makine Üniversitesi'ni ziyarete geldi. İlk genomcu odur. Bunu nereden aldım dediği zaman ben Darwinciyim ama İncil'den aldım dedi bana. Evet, tarafsız olduğunu göstermek için. Anlatabiliyor yani, muyum? Hem İncil'i aldım hem Darwinistim diyor. Hayır, şunu söyleyeceğim. Şimdi bu 400 bin örnek hep bizi aynı yere götürüyorsa dini tartışmalarda şu deniyordu. Hazreti Havva ile Adem yeryüzüne geldi. Çocukları oldu. Peki insanlar nasıl çoğaldı, üredi? Kardeş kardeşe mi evlendi sorusuna bir süre sonra dinciler, din adamları ve din bilginleri, farklı gruplar hepsi şöyle demeye başladı. Hazreti Adem geldiği zaman yeryüzüne başka canlılar da vardı. Bazıları da şöyle söylüyor. Hazreti Havva'dan üredi ama ayrı batında, yani aynı kardeş değil bunlar demeye başladı. Biz onu bir tarafta tutalım. Hazreti Adem'den başka canlılar vardı düşüncesini bu yalanlıyor sizin gerçeğiniz. Diyorsunuz ki 400 bin örneğin bizi götürdüğü nokta, dürbünün tersine baktığımız zaman küçülterek gittiğimiz yerde hep aynı canlıyı görüyoruz. Tek Adem'e çıkacaksınız. Hem doğru söylediğiniz tek Adem'e çıkacaksınız. Daha güzel ifade. Ama bir tek eksik Adem'e var. Ulku Bey, o dönemde başka yaşayan insan türleri de var. Mesela Neandertallar. Onların örneği var. Çıkıyor mu peki? Tabii onların da DNA'ları. Mutasyona uğradığı için mi? Hayır hayır, yani bizim Homo sapiens'in hepimizin ortak atası ama o dönemde yaşayan başka insan türleri var. Neandertalların soyu 25 bin yıl önce tükendi. Yakın zaman önce Denisova insanı adı altında Neandertal ve Homo sapiens dışında başka bir insan türü daha bulundu. Niye soyu tükeniyor? Yani evlenerek çocuklar devam ederek soy devam etmiyor mu? Şu şekilde Neandertalların yaşadığı bölge Batı Avrupa'dan İspanya, haritada gözünüzün önünde getirebilirseniz Hazar'a kadar olan, Orta Doğu'yu da kapsayan geniş bir alanda. Aynı dönemde Homo sapiensler, yani insanlar ise Afrika kıtasında yaşıyorlar. Kendi daha bölgesinden sonra çıkamamış, orada kalmış, başka insanlarla teması olmamış. Neandertallarla insanların ilk karşılaşması işte bu göçlerden sonra Afrika kıtası dışına insanlar göç ettiği zaman Levant bölgesinde, bugünkü Orta Doğu'da karşılaşmalar oluyor. Ve bunu da yaklaşık yine 55-60 bin yıl önce düşünürsek insan ve Neandertalların temas halinde yaşadıkları bir 25-30 bin yıllık süre var. Reklama gireceğiz. Son cümleyi söyleyin. Devam edeceğiz sonra. Demek ki göçlerinde bilimsel olarak toplumsal gelişmeler bakımından, bilimsel gelişmeler bakımından göçlerin çok büyük şeyi var. Ya göç ettik, oradan oraya gittik, vay sıkıntıya girdik dememek lazım. Beyefendinin söylediği tahminler, farazi şeyler. Farazi yani gerçekte, reklamdan sonra çok sizden değil alalım. Bunlar yani. Unutmayın, reklamdan sonra sizden alalım. Az sonra buradayız efendim.
Evet, sevgili seyirciler, reklam öncesi Sayın Osman Çataloluk, Sayın Murat Mirza'nın açıklamalarının birer tahmin olduğunu, varsayım olduğunu söylüyordu. Buyurun, sözünüzü tamamlayamamışsınız. Bunlar benim şahsi kişisel görüşüm değil. Bu konuda düzeltme yapmak isterim. Ben sözünü ettiğim gibi başta National Geographic, Bradshaw Foundation, bütün kitapta da kullandığım kaynaklar, dünyanın bu alanda en tanınmış uzman, en geniş imkanlara sahip laboratuvarlarında yapılan DNA test sonuçlarıdır. Kişisel görüşüm değil. Osman Bey eğer bu kurumları eleştirmek istiyor ve yanlış yaptıklarını düşünüyorsa tabii ki buyursun açıklasın. Nerede yanlış yaptıklarını? Şimdi yanlış yaptığından dolayı değil de bazı şeyleri farazi olarak kurarsınız. Mesela Neandertallerin Levant'ta yaşadığını söylediğiniz zaman bu farazidir. Niye farazidir diyorum. Bununla ilgili bir tane kemik bulamazsınız. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bir yere gidiyorsak eğer genetik, efendime söyleyeyim, genom projesi, DNA, Y kromozomu diye baktığınız zaman siz geriye dönüş yapmanız lazım. Neandertaller var dediğiniz zaman Neandertallerle Homo sapienslerin yan yana bulunduğunu farazi olarak Osman bir tane yer söylüyoruz. Bizim çıktığımız nokta Hulki Bey'in sorduğu, o zaman insanlar tek miydi? Sadece yeryüzünde bir tek Afrika'da mı? Ben evet, Homo sapiensler sadece, yani insanlar öyle, fakat başka insan türleri de vardı diyerek mevcut şu an bilim insanlarının ortaya koyduklarını anlatıyorum. Burada şu anlam gelmiyor. Bugünkü Kudüs mevkinde bir yerde ilk Neandertal'la bir Homo sapiens burun buruna karşılaştılar demiyoruz. Yani bu bilim insanlarının yaptıkları araştırmalarla ortaya koyduklarını anlatıyorum. Yoksa evet, bu detaylara girersek zaten her konuda yüzlerce dakika farklı alanlara çekebiliriz. Sorun şuydu, bu Neandertallar neden ortadan kalktı, yok oldular? O konudaki teoride muhtemelen Homo sapienslerle, insan türüyle bir savaş oldu. Çünkü gerçekten de 25 bin yıl önce bunlar birdenbire yok oluyorlar. Yani bir dereceli yok olma değil, bir anda kaybolmaları en güçlü ihtimal. Onların böyle bir savaş ve çatışmayla ortadan kaldırılmış oldukları tezini güçlendiriyor. Bu da tabii ki sonuçta bir varsayım. Yani başka bir şey de mümkün. Mesela başka tez vardı daha önce. Neydi? Bunlar zaman içinde insanlarla melezleşerek, çiftleşerek kayboldular ve bugünkü insan türü aslında Neandertal ve Homo sapiens arası bir melez tür görüşü de vardı. Bu ortadan kalktı. Neden? Çünkü DNA testi ortaya koyuyor ki Neandertallar ayrı bir tür, insan farklıdır. Bizdeki Afrika dışında yaşayan insanlardaki Neandertal geni %1 ila 4 oranında değişir. Buradan da şu anlamı çıkarırız. Afrika'da Neandertallarla hiç insanlar karşılaşmamış. Demek ki Neandertallar Afrika'da insanlarla temas halinde olmamışlar. Beyaz insanın, yani bizim de içinde bulunduğumuz ırkların genlerimizde %1 ila 4 Neandertal olması gösteriyor ki biz bu göçler sırasında onlarla temas kurduk ve bu şekilde bazı melezleşmeler meydana geldi. Daha sonra bir şekilde Neandertallar, diğer insan türleri muhtemelen varsa, işte Denisova insanından bahsettim, bunlar da ortadan kalktı ve yaşayan, eğer dini kaynaklara dayandıracaksanız Hazreti Adem veya ilk insanın dediğimiz torunlar olarak biz yaşıyoruz. Ama bu şu anlama gelmiyor. O ilk insanlar yaşadığında tektiler. Başka insan türleri de vardı. Evet, bu bilimsel bir gerçek bugün. Bilimsel gerçek. Evet. Nasıl tespit edilmiş bu? Sözün ettiğim gibi Neandertalların yaşam süresi 600-700 bin yıl öncesinden başlar. Yani ilk Homo sapiens insan 200 bin yıl öncesine dayanırken Afrika'da, o dönemde Neandertallar zaten yaşıyorlardı. Doğal olarak Neandertallar insanların zaten var olduğu bir ortamda öncesinden, yüz binler yıl öncesinden yaşıyordu. Homo erectus vardı. Bunlar zaman içinde kayboldukları için insanlarla ortak yaşamları belki en uzun Neandertal için dersek yaklaşık 150-170 bin yıl gibi bir süre birlikte yaşamışlar. Ama birisi Avrupa kıtasında, Orta Doğu'da, diğeri Afrika'da. Bütün bunları da bu yüzden dini kaynaklarla karşılaştırdığımızda bazı zorluklar çıkabilir. Biz onun için DNA testini yaparken mümkün olduğunca insanların dini inançlarını veya siyasi ideolojik görüşlerini katmamayı tercih ediyoruz. Bilimsel herkes, çalışmada onu gerektiriyor. Evet, tabii. Farklı düşünebilir herkes. Peki şunu sormak lazım o zaman. Dediniz ki Neandertal karışımı 1 ile 4 arasında, değil mi? Evet. Adem'e
ya da ilk ataya çıktığımız zaman Y kromozomundan gittiğimizde 1-4 nereden geliyor? Hayır, bakın dedim ki Afrika'daki insanlarda bugün de Neandertal geni yok. İlk insan bakın, dediğimiz... Bir dakika, onu boş verin. Benim dediğime cevap veresin. 1-4 nereden geliyor? Bunu biliyor musunuz? Ben onu anlatıyorum size. Siz anlatmıyorsunuz onu bana. Sorunuzu sorun, bir daha sorun. Ne demek nereden? Y kromozomundan geriye dönüp Adem'e doğru gittiğiniz zaman. Evet. Siz dediniz ki Homo sapienslerle Neandertallerin 1-4 oranında bir karışıklığı var dediniz. %1 Afrikalı ya da binde bir. Afrikalı olmayan Homo sapienslerde %1 tamam, ila 4 bu Neandertal genini nereden geliyor dedim. Neandertallardan geliyor. Ha, nasıl ölçmüşler? Çünkü hiç karşılaşmamış. Hayır, Neandertalların fosilleri, DNA'ları zaten testleri yapıldı. Denisova insanının da DNA'sı incelendi. Bakın onu nasıl yapıyorlar. Ben size söyleyeyim doğrusunu. O bizim Y kromozomu dediğimiz kromozomla hiçbir alakası yoktur. Zaten Y kromozomu i̇şte, demiyoruz. Bir dakika beni dinleyin de ondan sonra söyleyeyim. Y kromozomunda %1-4 var demedim. Beni dinliyor musunuz? Beni dinlemiyorsunuz. Siz dediniz ki biraz önce ben İspanya'daki 28. bilmem neyle vatandaştan 28 tane akrabamdan birisiyle tanıştım dediniz değil mi? Bu tanışmanın sizin alü sekvenslerle oluyor. Yani Y kromozomla alakası yok bunun. Yanlış söylüyorsunuz. Evet. Y kromozomuyla alakalı çünkü... Hiçbir alakası yok. Niye alakası yok biliyor musunuz? Çünkü haplotiplerle yaptığınız zaman Y kromozomu dışında... Şimdi İsveç'te de yapmışlar. En karışık genler Türklerde var diyorlar. İsveç'te de var aynısı. Ben de diyorum ki kardeşim çerçeven Y kromozomu mu? Otozomal genler mi? 45 tane kromozom mu? Mitokondriyal DNA'lar mı? Neye göre yapıyorsun? Eğer bunlardan birisinde göre yapıyorsan ben Y kromozomuna göre bakıyorum. Bunlar beni çok fazla ilgilendirmiyor. Bunu neye benzetebiliriz biliyor musunuz? Şuna benzetebiliriz. Bir arabanın karoseri vardır. Osman Bey şu an öyle büyük vahim bir hata yapıyorsunuz hata ki ben gerçekten de genetik anlamında şunu söylemiş olmanıza hayret ediyorum. Bu tabii ki Y kromozoma göre. Bunun otozomal DNA ile zaten bir ilgisi yok. Y DNA'ya göre yapılıyor ve burada da lütfen şunu verebilir misiniz ekrana şu haritayı? Adını söyleyin. Siz rejideki arkadaşlar baksınlar ona. Burada yani zaten sizin, bakın şu gördüğünüz Türkiye üzerinde gösterilen grafikteki bütün o haplogruplar zaten hepsi Y kromozoma göre. Bakın bu bende de var. Orada otozomal DNA'ya göre zaten Y kromozom haplogrubu yapılmaz. Bunu söylemiş olmanız, İsveçli bilim adamlarına bunu sordum falan demeniz başlı başına vahim bir hata. Bakın, bu haritanız bende de var. Bu harita R1B grubunu anlatan haritadır. Hayır değil. Burada R1 var, J var, Q var, N var. Avrupa'da olan bütün haplogruplar var. Kenarında da yazıyor. Okusun. Kırmızılar neyi gösteriyor? Kırmızı orada? R1B'yi gösteriyor. Yani, sarı R1A'yı gösteriyor. Daha çok kırmızı var. Mesela ben evet, çünkü bakıyorum. Batı Avrupa'da hakim olan grup R1B'dir. Az önce yani anladım. Kimdir onlar? Hangi ırktır? R1B. Aslında bu konuya girmiştik. Giriş evet. Noktamız güzeldi. Hatırlarsanız ilk Adem dediğimiz erkekten itibaren Y kromozomunda meydana gelen mutasyonlardan tek nükleotit polimorfizmlerle meydana gelen nükleotitlerden bahsettim. B, C, D bu şekilde gruplar tamam. Ayrılıyor, dallanıyor ve bunların içinde de en son hani R1B'ye eğer özellikle merak ediyorsanız yaklaşık 26 bin yıl önce R'den ayrılan bir grup. R1A da aynı şekilde yani ağacın tabir edeceksek alt dallarından birisi onu da şu grafikte görebiliriz. Size tam olarak nereden ayrıldığını da göstereyim. Ne olduğunu söyleseniz de sonra onu söyleseniz. Tabii bakın evet 30 bin 26 bin yıl önce P'den ayrılan P eğer P'yi de hatta şöyle tanımlayalım. P Orta Asya'da ilk beliren gruptur 35 bin yıl önce. R1B ve R1A P'nin bir alt grubudur. Q ve N gibi. Bu da şu anlama gelir. Eğer yorum anlamında bu haritanın az önce gösterdiğimiz anlamı nedir derseniz Avrupa ırkları yani R1B grubu ve Orta Asya yani Türklerin de olduğu grup 30 bin yıl öncesinde, 35 bin yıl öncesinde tek erkek atadan gelmektedir. Peki bir dakika. Demek ki haritaya başta bir daha dönelim bu Avrupa haritasına. Ben de elimdeki kitaptan aynı haritaya bakıyorum. Orada Avrupa tarafında mesela İspanya'da, Portekiz'de, Fransa'da, İrlanda'da o baştaki haritayı bir daha alalım çocuklar. Evet. İskoçya, İngiltere, Galler bölgesi, Hollanda, Belçika, Orta
Avrupa gibi birçok yerde bunun bir önceki. Buralarda bu kırmızı rengin yani R1B dediğiniz grubun ağırlıkta olduğunu görüyoruz. Baskın. Baskın. Bu R1B tamamı 25 bin 30 bin yıl önce falan filan da bugünkü karşılığı hangi ırk bu? Irk yok Hulki Bey. Çünkü neyi gösteriyor diyemeyiz. Bu? Haplogruplar için şundan dolayı diyemeyiz. Evet. Bu haritada Avrupa gösteriliyor ama Orta Asya'ya doğru giderseniz mesela Türkmenistan'da, Özbekistan'da. Bu değil mi? Üzerinde yuvarlak olanlarda çocuklar. Şu evet. Benim haritam. Evet, bu harita o beyefendinin söylediği haritayla peş peşe yayınlanan Yupedia'da haritadır. O. Koliso 2009 yayında bakın. Koliso bu sizin söylediğinize R1B'ye Türk ırkı der. Yani şu kırmızı ağırlıklı olanlar bakın, tabii, Türk ırkı tabii, mı der? Tabii. Osman Bey bir öncelikle şunu söyleyelim. Hocam dediğiniz, hocalarımdan biri dediğiniz Anatoly Kulyosov ismini doğru söyleyelim. Kulyosov değil, Kulyosov ismi. O Rusçası. Zaten Rus asıllı kendisi. Tamam. Yani Harvard Üniversitesi'nde görev yapıyor ama Rus asıllı birisi. İkincisi sözünü ettiğiniz makalesinde Proto Türk dilinin taşıyıcısı olarak R1B isimli bir çalışması var. Ben de takip ediyorum. Gerçekten de R1B'nin proto Türklerle bir ilişkisi var mıdır? Varsa nedir? Bu araştırma konusu. Ben buna karşı da değilim. Anatoly Kulyosov da karşı değil, kimse de karşı değil. Bununla ilgili... Hayır, şu orada mı haritada? Evet, şu dediğimiz haritayı siz bilgisayarda açar mısınız? Evet. Oradan gösterecekler çünkü. Bu haritayı açın siz, oradan yansıtıyorlar. Şimdi bu... Haritanın gösterdiği nedir? Türkiye'de R1B'nin oranı Anadolu'da bakarsanız, burada tabii belirtilmemiş ama %16'dır. Fransa'da gördüğünüz gibi %60'dan fazla, %70, İngiltere'de daha fazla. En yoğun görüldüğü halkta baskılardır. %95 veya daha fazla baskılarda R1B görülür. 99, onda 7. Bu R1B grubunun orijini... Bugün yine herkesin ittifak ettiği bir konu. Önceden evet tartışıldı. Bazıları R1B'yi Orinyok kültürünün yani Avrupa'nın ilk yerleşik insanlarının grubu olarak tanımladılar. Burada Osman Bey'in sözünü ettiği biraz ırkçı siyasi davranışlar da vardı. Neden? Bazı Avrupalılar işte Avrupa'yı medeniyetin merkezi, bütün işte üstün ırkın doğduğu yer, ilk medeniyetin, teknolojinin geliştiği yer anlamında göstermek için böyle bir teori ürettiler. Ama sonuçta bunu yalanlayan, bu teorinin geçersizliğini ortaya koyan yine kendi laboratuvarları peki. Oldu. Peki ama siz şimdi önce şunu söyleyeyim. Bu kırmızıların ne olduğunu bir daha sizden rica edeceğim. Osman hocamız diyor ki bu Türkleri R1B, Türkleri gösterir. Çok yanlış siz diyorsunuz ki çok yanlış. Çok yanlış bir söz. Şimdi tam aslında sizin bu konunuz ve ifadeleriniz hükümetten korkarak yayın yapanlar için ideal. Bu tabii şu ana kadar söylediklerinizi kimse anlamaz. R1B diyorsunuz, Hablo Grup diyorsunuz, R1A diyorsunuz, L1, burada çok küçük ne? KT, G, E3B, Q, N3, L, odur, bu budur dediniz ama ne Rütük bize ceza verebilir, ne siyasetçiler vay bizi eleştirdi diyebilir. Öyle bir konuşuyorsunuz ki ve bir kişi bile bizi izlemez. Zaten bunu şimdi, Stanford'un bunu yayınlamasının sebebi bu. Hayır. Siz baktığınız zaman diyor ki sen R'lisin. Ne R? Bana R'yi söyle. Ben Türk'üm. Sen neyim demek istiyorsun? Hayır diyor R'lisin diyor. Sen delisin, N'lisin. Ya kardeşim ben okurum işte Kıbrıs'a bilmem neyim diyor. Bizim programımız öyle değil. Biz şimdi bunları ezbere konuşalım. Kuantum fiziğinden söz edelim. Kimse anlamasın program değil. Kimsenin anlayamadığı programı, ceviz kabuğu programında anlaşılır hale getirmek tamam. Bizim işimiz. Şimdi bir dakika hocam. R1B bu deminki haritada, şu anda benim de elimde olan haritada bu kırmızılar neyi gösteriyor? Niye bu renkler ve gruplamalar yapılmış? Bir daha o haritayı açar mısınız? Tabii. Ekrana öyle getirebiliyoruz. Oraya bağlı çünkü evet. Bilgisayar. Evet. Şimdi buradaki kırmızılar, ekrandakiler ne? Maviler ne? Sarılar ne? Tek tek açıklayalım. Sarılar R1A diyor yanındaki açıklamada. Evet, bunu bize anlamlandırın. Evet, bunu anlamlandırmak isim için... İsim verin, isim evet. Koyun. Buyurun. Önce bir alttaki, üstteki şebaya... onu anlamlandırmak için... Siz onları biliyorsunuz. Sonucu söyleyin bize. Ara aşamaları geçelim. Siz onları biliyorsunuz. Nedir bu? Bu bir Y kromozomunda meydana gelen bir mutasyonla oluşmuş 26 bin yıl kadar önce. Tamam. Muhtemelen Güney Orta Asya'da bir bölgede meydana gelen bir haplogruptur.
Güzel. Kimi anlatır bu? Bu Orta Asya'da yaşayan, o bölgede yaşayan Q, N, P ve diğer haplogruplarla birlikte o bölgenin 20-25 bin yıllık, 30 bin yıllık yaşayan insanlarıdır. Onların haplogrubudur. Onların ait olduğu ortak atayı gösterir. Bugünkü isimleri nedir bunların? Orta Asya'daki ortak atalar diyorsunuz. Evet. Yani bu bir daha o haritayı o mu gözüküyor ekranınızda? Ben onu şundan dolayı öncelikle R1B'nin ne olduğu anlaşılsın. Yok, biz bir anlayalım. Diye. Evet. Buyurun. Şimdi görüyoruz. Şimdi bakın Rusya taraflarına, Belarus, Rusya, Ukrayna'ya baktığımız zaman orada sarı rengin, yani açıklamasına bakıyorum, R1A denen sarıyla gösterilen grupların ağırlıkta olduğunu görüyoruz. Kolisov'a göre Avrupa'ya, İngiltere'ye baktığımız zaman kırmızı, yani R1B, Osman Çataloluk hocamıza göre Türk ırkını, Orta Asya'dan gelen Türk ırkını anlatıyor. Kitabında aynen da öyle söylüyor. Evet. Orta Asya'dan göçler daha çok Anadolu'ya değil, yani biz diyoruz ya Anadolu'daki Türklerin ata vatanı Orta Asya. Hayır. Aslında Orta Asya'daki Türklerin göç edip gittikleri yer Avrupa. Aynen. Çoğunlukta. Yani peki biz Anadolu'da Türk olarak neyiz? O ayrı bir tartışma konusu. Yani Avrupalılar bizden daha fazla Türk olmuş oluyor. Aynen. R1B. Siz buna katılıyor musunuz? Yok, katılamıyorum. Peki, çünkü katılmadığınız burada noktayı tekrar öğrenelim. Ama teknik olmadan. Evet, teknik olmadan. Sorun şu. R1B'yi bu bakış açısıyla İranlı olarak da tanımlayabilirsiniz. Yani eğer bakış açınız bu olursa, bunlar o bölgedeler, o bölgeden çıktı. Hintli olarak da tanımlayabilirsiniz. Diyebilirsiniz ki R1B Hintlilerin atasıdır. Çünkü o bölgede R1 meydana geldi. Bu haritayı kim yaptı? Siz mi yaptınız? Hayır. Hayır. Bu harita bir Türk araştırmacı mı yaptı? Hayır. Kim yaptı bu haritayı? Avrupalı bu şöyle haritayı yapan Yupedia isimli kurum. Kendileri bana zaten genetik araştırma kurumu. Genetik araştırma grubu. Ha. Fakat bu haritada her bir gördüğünüz testi yapan araştırma grubu ayrı. Mesela Türkiye için yapılan araştırmayı Sayın Cengiz Cinnioğlu ve ekibinin, Thomas Kvisilt, Roy King ekibinin yaptığı araştırmadır. Rusya için ayrı bir ekip yapmıştır. Haritanın yapılmasında çok sorun yok. Önemli olan bu her bir ülke, bölge için ayrı. Çünkü Türkiye'de 540... Bu haritaya güvenebilir miyiz sonuç itibariyle? Güvenme şöyle, dediğim gibi sonuçta her ülkede yapan bilim adamları, ekipler ayrıdır ve o ülkeden DNA'lar toplamışlardır. Türkiye'den biri çıkar derse ki ben Sayın Cengiz Cinnioğlu ve ekibi tarafından yapılan bu araştırmaya katılmıyorum. Ben homojen olarak işte 1500 tane DNA örneği topladım ve benim sonucuma göre J grubu %33 değil de mesela %20 çıktı. Tabii ki bunu bilimsel jurnallere arz edebilir, eleştirebilir. Tabii açıktır. Olur. Mümkün ama değil. Şu an itibariyle bu herkesin üstünde kabul ettiği bir harita mı? Şimdi bu, yorumu farklı olsa da. Tabii ki. Tamam, bu gerçek, yalın doğruyu gösteren şeylerden birisidir. Yorumlar çok farklı. Murat Mirza Bey de zaten bunu kabul ediyor. Ama yorumunda farklı. Değil mi? Harita konusunda dediğim gibi eleştirme hakkını kendimde görmüyorum. Çünkü bu insanlar aylarca gidiyorlar, DNA örnekleri topluyorlar. Sonuçta o aşamayı geçiyoruz. Eleştirmiyorsunuz. Evet. Osman Çataloğlu Koca da eleştirmiyor. O zaman bu harita üzerinden rahatlıkla konuşabiliriz. Tabii. Şimdi bu kırmızı ağırlıklı olanlara siz ne diyorsunuz? Mesela İranlı olabilir dediniz. Bakış hocamız açısına diyor ki, göre dedim. Yani eğer onlar Orta Asya'nın güneyinde çıktılar, doğal olarak Türklerin de ata yurdu burasıdır. Demek ki Türktürler. Eğer Türkseler demek ki Avrupalıların da işte çoğunu Türk'e oluşturur. Bu çok basit bir yaklaşım. Çünkü o bölgede R'nin en yoğun görüldüğü, eski görüldüğü yerde Hint ve Pakistan bölgesi de vardır. Aynı yaklaşımı bir Pakistanlı da diyebilir. Aslında bütün Avrupalılar bizim ırkımızdan geliyorlar. Sonuçsuz bir tartışmaya gider. Nerede orada Hintli var ya? R'nin çıktığı bölgeden bahsediyorum. Haritada yok. R'nin çıktığı bölge tam bölge. Bu bizim destanlarda Ötüken dediğimiz Güney Altay bölgesidir. Orada Hindistan'da nerede bulunacak? Bu sizin herhalde görüşünüz Osman Bey. Ötüken'de çıktığında R1B'nin. Bakın şimdi ya böyle bir kaynağı bana gösterirseniz. Hadi buyurun gösterin. Senin bas bağırdığın Kolyosov şu sarıyla gösterilen R1A grubuna Slav grubu diyor. Benim Kolyosov'la kavgam da buradan çıkıyor. Neden kavga ediyorsunuz madem sizle aynı şeyleri söylüyorsunuz? Kardeşim bak şimdi R1B'ye Türk grubu diyorsa bu Kolyosov, R1A'ya da Slav grubu diyorsa, ben de dedim ki bunlar kardeş çocuklardır o zaman. Hayır dedi.
İşte çünkü onu anlatmaya çalışıyorum. Osman Bey, bakış açısını doğru ayarlamanız kardeşim, lazım. Bu bakış açısı olmaz. Bu, bak şimdi. Bir dakika. Ben siz... bir kitaptan gideyim. Size de kolay olsun. Mesela Murat Mirza Bey, Türk müsünüz isimli kitabının 74. sayfasında şunu söylüyor. Öyle değil diyor ama aynı gözle bakmışsınız da farklı oranlar söylemişsiniz. Diyorsunuz ki milletlerin henüz oluşmaya başladığı 5-6 bin yıl öncesine gittiğimizde Orta Asya'da yaşayan Y kromozom havlu gruplarını R1A, demek ki sarı işaretli olanlar, R1B, kırmızı işaretli olanlar, Q, N, P, O, yani Çin, Uzak Doğu ve C3, yani Moğol olduğunu belirtmiştik. Bugün Türkiye'de yaşayan halkın baba tarafından genlerini incelediğimizde görüyoruz ki diyorsunuz, en fazla %10'u Orta Asyalı olabilir. Evet. Yani bugün Türkiye'deki insanlara Y kromozomuna baktığımız zaman, baba kromozomuna baktığımız zaman ancak Türkiye'dekilerin %10'u Orta Asya'dan gelmiştir diyorsunuz. Ha, bu oranda tartışma yapabilirsiniz. Osman Hoca diyebilir ki kardeşim hayır, %90 oradan geldi. Siz dersiniz ki %10'u, sonuçta isim vermişsiniz, isimlendirmiş, adlandırmışsınız bunu. Niye şimdi burada yok öyle diyemeyiz diyorsunuz? Anlamadım. Hayır, sadece bakın doğru. Neden? Çünkü o dönemde Orta Asya'da kurulan Türk devletleri, Göktürk, Hunlar... Bunlar o saydığımız hep grupların hepsi. Ama var. Söylenebiliyor, söylemişsiniz, yazmışsınız burada. Doğru ama evet. O dönemde şöyle düşünün, R1B gruplarının İngiltere'de, Fransa'da, başka bölgelerde de kurduğu devlet var. Yani söyle. Buradan şu sonucu çıkaramayız diyorum. Ama bir Matlock'un kitabı var, bütün dünya Türksünüz diyor. Bakın, işte bu genlerden bakın, yola çıkarak. Kim diyor? Matlock diye birisi var değil mi, bütün dünya Türksünüz diye. Yani Afrika'da çıkan ilk erkek homo sapiens bahsettiğimiz, Adam adını verdiğimiz Türk dersek evet Türktür. Ama Afrika'da, Kenya'da, Etiyopya'da yaşamış bir insandır. Ben bunun tartışmasını çok anlamlı buluyorum. Demiyor ki Jean-T. Matlock. Jean-T. Matlock'un dediği şey o değil. Şimdi kavram kargaşasına boğma. Şöyle bir sıkıntı var. Colisol'un yazdığı mesela diyor ki Sabarlar, R1A'lılar, işte bugünkü Doğu Türkistanlılar, Zekeliler, bunları sayıyor. Bunlar diyor R1A'lı gruplardır diyor. Ben de dönüyorum tekrar kendisine diyorum ki bu saydıkların hepsi Türktür. Buna göre diyorum sen Rusların %53'ü, Ukraynalıların %57'si, Polonyalıların %63'ü R1A'lı. Şimdi öyle bir şey söylüyorsunuz ki R1B varken R1A'lılar da öbür tarafta ya da İngiltere'de R1B'liler bir medeniyet kurmuştur diyorsunuz. Dediğiniz zaman ben size şunu sormam lazım. Kardeş, bunun Orta Asya'dan göçü var. Orta Asya'dan kökeni var. Orta Asya'da duran kökeni Türk'üm diye bas bas bağırıyorsa İngiltere'ye giden vatandaş nasıl oldu da değişti diye soralım. Peki Osman Bey, onun cevabı kolay bu kadar, galiba. Evet, sevdiğinize göre ben özellikle dedim sevmek tabirini kullanıyorum. Çünkü benim açımdan açıkçası hiçbir farkı yok. Yani R1B Anatoly Kulyosov'un bahsettiği gibi, kendisiyle de bu arada bakın sürekli yazıştığımı reklam arasında söyledim. Fikirlerinden çok istifade ediyorum ve kendim de kullanıyorum. Neden? Benim için bir farkı yok. Yani gerçekten Prototürk dilinin taşıyıcısı R1B ise ve bu ırk işte daha sonra Avrupa'ya gitmişse ben bunda hiçbir mahsur görmüyorum. Bunu ortaya atan Avrupalı bilim adamları da var. İlk evet. defa İsveç'te, Norveç'te Pedersen Nostratik Dil Teorisi ortaya evet. attı 1900'lü yılların başında. Ural Altay ve Hint Avrupa dillerinin tek dilden geldiğini ortaya koydu. Bakın evet. daha o zaman genom projesi yok, R1A yok, R1B yok. Avrupalılar bunu pek benimsemediler, üzerinde durmadılar ama Sovyet bilim adamları ilgilendiler. En bunların önde geleni de Sergei Staratsin de bununla ilgili bir veri tabanı kurdu. Kendisi 5-6 yıl önce vefat etti evet. ama hala bu veri tabanını internet ortamında evet. tutuyor ve sürekli güncelliyor. Onun dediği nedir? Ural Altay ve Hint Avrupa dilleri tek bir dilden zaman içinde türemişlerdir. Hayır, bu zamanda bakın işte Anatoly Kulyosov da yine o ekibi Sergei Staratsin'i de hepsini de çok iyi tanıyan bir insan olduğu için o da bu görüşü paylaştığından onların bu dil teorisiyle genom projesini birleştirdi ve iddiası da dediğiniz gibi ispatlarsa, eğer böyle bir şey ortaya konursa
ne benim ne kimsenin itirazı olmaz. Doğru. Ama burada bir sorun şu var. R1B'ye özellikle bu anlamı, görevi yüklemeyi bir siyasi ideoloji veya bir amaç haline niye getirelim? Siz de yüklüyorsunuz siyasi ama. Siyasi ideoloji. Şimdi kitabınızdan örnek vereceğim Murat Bey. Neler yazmışsınız? Neler yazmışsınız kitabınızı? Yani biz kitabınıza baktık, okuduk. Şimdi, yani niye şimdi bu kitabı siz yazmamış gibi konuşuyorsunuz anlamadım. Buyurun onları da konuşalım. Peki, ben orada bir itirazım yok. Hatırlamıyorsunuz herhalde için. Kitabınızı. Yok hatırlıyorum. Peki ben şimdi kitabını... Q ve N grupları için söyledim. Ben Osman Bey'in isterseniz daha ilgisini çekecek iki grup söyleyeyim. Bu İzleyicilerimizin da bir, ilgisini çekmesi tabii lazım. İzleyiciler, Osman Bey uzman olduğu için. Zaten bu işi biliyorum. Ben Q ve N gruplarına bakın Orta Asya'nın esas Prototürklerin yaşadığı bölgedeki en eski iki haplo grup Q ve N'dir. T'den ayrılan. Şimdi bunlar bakın, da bakın izleyicilerimiz ne diyor? Ben onu söyleyeyim de biz kendi aramızda konuşmuyoruz. İzleyiciler için yapıyoruz bunu. Evet. Gülşah Yetim diyor ki biz Türk'üz. R1, F2, C3, D4 de neymiş? Amiral Battı oyunu gibi olmuş. Ama karavana Türk'üm ben Türk diyor. Devam etmiş. Hulki Bey genetik tarihimiz belli. Muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur. Orijinal Türk'üz biz diyor. Şimdi izleyiciler bu harfleri hakikaten Amiral Battı gibi şifrelenmiş bir şey gibi anlamaması lazım. Ben daha anlaşılır yapmakla görevliyim. Doğru. Program sahibi olarak. Şimdi bu tartışmanın özü şu. Dünyada işte 25 bin, 30 bin, 50 bin belki ileride 100 bin yıl önce nerede kim yaşamış, nerelere göç etmiş, hangi ırklar yok olmuş, hangileri birbiriyle karışmış, şu andaki durum ne? Onu biz bilmeliyiz bilimsel olarak. Ha biliriz de başkasını aşağılayacak, küçümseyecek değiliz. Bu bilimsel bir yapıdır. Allah öyle yaratmış, gelişme böyle olmuş, bilim bunu gerektirmiş falan. Bunu bilim dalı olarak, genetik çok popüler bir bilim ya, bazıları da diyor ki çağımızda eski ırkçılığın adı genetik oldu. Irkçılığa herkes karşıydı. Efendim eskiden kafatası ölçülüyordu falan. Şimdi adı modernleşti. En ilerici geçinenler bile genetiğe evet diyor, sarılıyor. Kardeşim bunun eski adı ırkçılık diyor. Böyle söyleyen insanlar da var. Bizim izleyen vatandaşlarımız içinde böyle düşünenler de mutlaka vardır. Şimdi biz bu gerçekleri de bilerek şuna bakalım. Şu soruların yanıtını arayalım. Türkiye'de yaşayan insanların ne kadarı Orta Asya'dan gelmiş? Osman Çataloğlu Koca ne diyor? Murat Mirza Bey ne diyor? Ayrıca yıllardır şu tartışıldı. Bu terör sorunu PKK falan da konuşulurken. Kürtler aslında Türk müdür? Değil mi Türkiye'de? Siyaset işin içine girdiği zaman Kürt siyasetçiler, ırkçılık yapmayalım diyor ama Kürt siyasetçiler şunu söylüyor. Efendim eskiden Kart-Kurt ya da Türklerin dağdaki şekli insanlara Kürt diyordunuz. Kürtlerin de Türk olduğunu söylüyordunuz. Bunlar siyasidir, vazgeçin. Bunlar doğru değil. Biz ayrı bir ırkız, Kürdüz diyorlar. Şimdi siz biraz MHP'li, biraz değil, işte bıyıklarına bakarsanız MHP görüşünde olan bir, doğru mu söylüyorum? Doğru söylüyorsunuz. Peki. MHP'li bir bilim insanıyla tartışıyorsunuz. Ama bilimin MHP'si şusu bu olmaz. Bilim olmamalı. Doğru. Olmamalı ama işte Balıkesir Üniversitesi'ne bazı izleyiciler diyor ki sürgün mü olmuş diyor. Orada kızakta mı diyor. Demek ki olmuş. Olmamalı tabii bilime. Neyse. Şimdi bu söylediğim sorulara siz kitabınızda yanıt vermişsiniz. Burada nedense farklı bir, yani herkesin karşısındayız diye mi ne? Yok hayır. Bilemiyorum. Yazdıklarımın arkasında diye güzel bir isim koymuşsunuz. Evet. Hani albenisi olan. Tabii. Ama içeride Kürt müsünüz diye de sormamışsınız da aslında soruyorsunuz. Sayfa 77. Kürtler diye bir ara başlık var. Evet. Kürt vatandaşlarımızın, siyasetçilerin bir kısmının, kardeşim biz Türk değiliz, politikaya karıştırmayın, biz ayrı bir ırkız iddialarına genetik bilimi olarak hayır siz Türksünüz diyorsunuz. Okuyorum kitabınızdan. Demediniz mi öyle? Hayır siz Türksünüz demedim. Buyurun okuyun. Demiyor musunuz? Okuyun. Buyurun. Şimdi okuyorum sizin kitabınızı. Bakalım ne anlam çıkıyor. Sayfa 77. Söz Türkiye'deki genetik hablo gruplardan açılmışken merak edenler olabilir. Acaba Kürt kardeşlerimiz hangi gruptandır diye yazıyorsunuz. Evet. Genelde sembolik olarak kullandığımız kardeş sözcüğü bu defa gerçekten de genetik anlamda kardeşliği ifade ediyor diyorsunuz. Bakın evet. Yargıya varmışsınız. Kardeşiz tabii. Diyorsunuz. Tabii. Yani Türk de Kürt kardeştir. Siyaseten değil. Genetik anlamda öyle. Genetik olarak aynı. Kardeşse aynı demektir bunlar. Evet. Devam ediyorum. Tabloyu koymuşsunuz. Tabloyu geçiyorum. Europedia.com'dan tablo almışsınız. Altında diyorsunuz ki bu tablodan da görüldüğü gibi Kürt ve Türk
Y DNA'sı yani erkek DNA'sı, DNA grupları aynı olup sadece oranları farklıdır. Yani diyorsunuz ki aynı grupsun kardeşim. Bunu benim anladığım Sayın evet. Murat Mirza Bey, Türkler ve Kürtler genetik olarak da Türktür diyorsunuz. Demedim dediniz şimdi. Devam ediyorum. Anadolu'da yaşayan Kürtlerde %5 oranında Q yani Orta Asya grubundan Hablo grubuna rastlanması ilginçtir diyorsunuz. Yani onların da Orta Asya'dan geldiğini söylüyorsunuz. Devam ediyorum. Bu oran Türkiye halkından daha fazladır. Bunun nedeni Oğuz boylarının Doğu Anadolu'ya yerleşerek uzun süre Bizans'a karşı Müslüman Kürtlerle ittifak halinde bir arada yaşamalıdır. Baştaki sözünüze geliyorum. Evet, Türk-Kürt kardeştir sözü bu defa gerçekten de genetik anlamda kardeşliği ifade ediyor. Yani ne demek bu? Türk ve Kürt demek, aynı ırk demek demek değil mi? Yaklaşık 10 ana haplogrup içinde I1, I2'nin olduğu, evet. J1, J2'nin olduğu, R'lerin olduğu, Q ve N'nin olduğu 10 haplogrup hakikaten de Kürt bizim Güneydoğu'nun ki araştırmanın bir bölümü Kuzey Irak'ta da yapılmıştır Kürt nüfusunda. Birebir aynı grupların oranları bile çok yakındır. Sadece Q grubunun, Kürt halkının bir bölümünde J1 oranı değişikken Türkiye'de R1. Yani yaklaşık bir %10-15'lik gibi bir fark dışında ki yine grup aynı grup dediğim gibi. Birisinde şu an ben de onu özellikle arıyorum kitapta gösterebilmek için. Kitabınızda sayfa 77'de. Gerçekten de biz aynı gruptan insanlarız. Daha anlaşılır hale getirelim. Evet. Türk ve Kürt aynı ırktan geliyor. Aynı diyorsunuz. Gruplardan oluşuyor. Aynı grup. Aynı gruplardan oluşan. Kardeştir diyorsunuz. İşte genetik olarak kardeş. Tabii. Ha çok derine giderseniz herkes bütün evet. dünya birbiriyle kardeş. Ama evet. biz şu anda sizin yazdığınız yazıdan yola çıkarak Türkler ve Kürtler, Türkiye'deki Kürt vatandaşlarımız genetik bilimi açısından da aynıdır. Yani Kürt politikacıların çıkıp da kardeşim biz Türk değiliz, farklıyız demelerinin bir anlamı olmuyor. Eğer doğru sizin bilimsel açıklamalarınız doğruysa. Doğru söylüyorsunuz. Aynen ha. öyle. Hatta ben bu konuda bakın nasıl anlaştır hale geldi. Aklın yolu bir anlaşacağız mecburen. Çünkü doğru şeyi yorumu vallahi. Yaptınız. Ben zaten Hukuki Bey başından beri şunun anlamsızlığını vurgulamaya çalışıyorum. Çoğunlukla yurt dışında olduğum için Türkiye gelişmelerini uzaktan takip etmem nedeniyle gelip gittikçe bu ırkçılık sorununun, milliyetçilik sorununun ne kadar büyük bir boyuta geldiğini hayretle gördüm. Biz çocukluk, gençlik yıllarımızda hiç böyle bir sorunumuz hiçbir zaman olmadı. Ne Türk, ne Kürt, ne bir başka ırkla. Hatta fıkra anlatırız, gerekirse alay ederiz. Hakikaten bizde bir ırkçılık yoktur. Toplumumuzda yoktur böyle bir şey. Ama baktım hakikaten son birkaç yılda çok ciddi bir vahim gidişat var. Artık kendi akraba çevremden de ben bunları gözlemledim. Sanki Kürt insanı farklı bir şeymiş, ırkmış, böyle kötüymüş filan. Hani doğru açıktan söylenmese bile PKK terörüyle ilişkilendirerek hepsine bir ön yargılı yaklaşım oluştu. Benim zaten kitabı yazma noktası aslında çıkışı da buradan başladı. Ben tanıdığım insanlara defalarca bunu anlattım. Bakın artık bir genom projesi var. İnsanların hepsi ortak 70 bin yıl önce aynı atada neyin ırkçılığını yapabilirsiniz? Kürt kardeşlerimiz için de söylüyorum. Kürt sözünün nereden geldiği için bu kitapta iki tane ben kendime ait bilimsel yorum kullandım. Geriye kalanı tamamen sözün ettiğim kaynakların aktarımıdır. Bir tanesi de Kürt ve Azerilerle ilgili. Kürt ırkı dediğimiz ırk aslında Fars'tır. Çünkü biz İran'la da aynı şekilde düşünün Selçuklu ve Gaznelilerle yüzlerce yıl aynı coğrafyada yaşamışız. Ve doğal olarak bizim genetik havuzumuz bu az önceki gösterdiğimiz haritada da zaten görünüyordu. Büyük fark göremezsiniz. İran, Azeri, Türk, Gürcü filan bu bölge zaten aynı haplogruplardan oluşur. Sözünü ettiğim nokta buydu. Evet. Kürt peki nereden geliyor? Benim kanaatim bu konuda Kürt arkadaşlarımız eleştirebilir. Özellikle onların milliyetçileri de eleştirdiler. Hayır değil diye ama aksine bir şey de ispatlayamadılar. Ben bunu mezhep ayrılığına bağlıyorum. Yani. İran'ın Şii Müslümanlığına Fars, Sünni olanla Kürt diyoruz. Aynı şekilde Tacikler de öyledir. Bildiğiniz Fars dilini konuşurlar. Kürtçe aslında Farsçadır. Yani Kürtçe ile Farsça arasındaki fark bizim Azerice Türkçe gibidir. Aynen doğrusunuz. Aynı dili konuşurlar. Neden peki farklı bir isimlendirilme gereği duyuluyor? Bu eskiden beri olan bir şey. Mesela
Hint halkının Müslüman olanına Pakistan diyoruz. Niye? Adam kendini bir şekilde ayırmış, farklı bir isim vermiş. Siyaseten istiyor. Bölmek istedikleri için bakın, evet. Bilime siyaset karışıyor. Emperyalizm bölmek için bunlara diyor ki sen Pakistansın. Ötekine dediğiniz gibi sen Hintlisin. Evet. Ama kökeni aynı. Bizde de öyle. Ya bir taraftan Kürt ayrılıkçılığını destekliyor. Sen Türk değilsin kardeşim, ayrısın diyor. Evet. Terörü meşru gösterebilmek için. Ama diyorsunuz ki bilim doğruysa, doğru olduğunu söylüyorsunuz. Tabii buyurun, hepsinin DNA hatta testini Osman yapalım. Osman Bey'e katılmama karşı gelerek başladınız bu işe. Ama ondan sonra bakın geldiğiniz nokta karşı şu. Başlangıçta nokta... aynı görüşte olsaydınız belki şimdi bu yazdığınız ve söylediğiniz yanlış anlaşılabilirdi. Ya bunların ikisi de MHP'li. İşte Kürtlere böyle bakıyor denebilir. Ama siz başından beri Osman Bey'e muhalefet ettiniz ve geldiğiniz nokta Osman ve daha önce yazdığınız nokta bu. Muhalefet ediyorum. Neden bilime uygun düşmediğini söylüyorum. İspatlanabilir de diyorum. Yani R1B Türktür, Türk grubudur demek. R1B'nin Türkiye'deki oranı %16'dır. Anadolu'daki bugün yaşadığımız coğrafyada. Sizin teziniz. Bizim değil. Hayır, az önce gösterdiğimiz bakın, yapılan bakın, şimdi, DNA testi. Siz de az önce kabul efendim, ediyorum bunu. Değil öyle. Sizin, etmiyorsanız sizin, buyurun, hayır, siz yapın. Farklı bakın, bir oran bulun. Şimdi az şimdi önceki haritada Hulki Bey gösterdiğimizde Osman Bey demedi mi ben bu evet, yapılanı evet, kabul ediyorum söyledim diye. Onu kabul orada ediyorum. %16'dır. Şimdi yorumunda farkınız oluyordu. Bir beni dinleyin. Şimdi böyle kavga, kavram kargaşası ve kavga içinde geçiyoruz. Sizin bağlı bulundunuz. Cinnoğlu'nun 2004 yayını var. Bak siz 16 diyorsunuz. Bağlı demeyelim de çünkü ortadaki en kapsamlı araştırma o yani. Başka ikinci bir doktor Ömer Gökçümen'in 140 DNA örneğinde yaptığı bir araştırma var. İkisini de ben kitapta kullandım. İkisinin de verilerini koyduk ortaya. Hı. Ve Q ve N gruplarının proto Türklerle daha yakından ilişkili olduğunu da açıkladım. Neden? Çünkü Q ve N haplogrupları, ne bakın Finlandiya'nın bugün %58'i N grubundandır. Ural dilini konuşur. Ural Altay dilinin Ural lehçesini konuşan Fin ve Eston halkıdır. Bunlar da yani. Sibirya geni yani proto Türklerin de atası olan dili konuşuyor ve gen ortada. Yani R1B'de tartışmalı bir durum var. O zaman şöyle söyleyelim. Benim anlayacağım dilde diyelim. Finlandiya dediniz evet, değil mi? Finlandiya'da Türkiye'dekinden daha fazla Türk var demek istiyorsunuz. %70. Daha fazla Orta ve Sibirya coğrafyası geni tamam, var diyorum. Daha eğer ihtiyat, yani Türk evet, derken biz o bölgeyi kastediyorsak evet. Tamam. Orta Asya'da evet. Daha bilimsel evet, bir ifade ya, belki bu. Orta Asya'dan biz geldiysek Finlandiyalılar bizden daha fazla Orta Asya'dan geldi diyorsunuz. Ural diyelim. Kaç? Yani Orta Ural, Asya'da Ural'ın Altay, evet, evet, evet. Ural. Yüzde kaç dediniz? %58 Finlandiya. %58. Türkiye'de yaklaşık yüzde kaç? 10 4. mu diyorsunuz? %4. %4. Ve bunun da mesela ilginçtir. O zaman biz Finlandiyalılara diyeceğiz ki kardeşim hepiniz Türksünüz. Diyemeyiz. Orta bakın, Asya'dan geldiniz. Hulki Bey benim ya başından da, beri programın başında tamam, anlatmaya demeyelim, çalıştığımız. Tamam Türk demeyelim. Orta Asya'dan geldiniz diyeceğiz onlara. Onlar zaten kabul ediyor. Ediyor zaten mu? Tabii zaten ki. Zaten ediyor. Ural halkından bakın. Onlar kabul ediyor. Şimdi bir Macarların, dakika. Finlilerin bizim anlaşamadığımız nokta şu. Bizim Türk milliyetçisi arkadaşlarımız, kardeşlerimiz iki temel hata yapıyorlar. Bu arada bir izleyici size diyor ki, adını da söyleyeceğim şimdi, Uygar Kandemir, Murat Bey diyor, ırkçılıkla milliyetçiliğin aynı şey olduğunu mu sanıyor acaba? Yani o manada yok, mı kullanıyorsunuz hayır, bunları? Hayır, hayır. Tamamen dediğim gibi benim buradaki anlattığım evet, haplo grupların analizi, yoksa benim için N grubundan olmuş bir insan, J'den olmuş, R1B'den, işte N grubu, Türk grubu çıkmış, R1B, bunların hiç benim için önemi yok. Yani hangisini veriler gösteriyorsa, hangisi konusunda daha fazla delil varsa ikisini de anlatırım ve dediğim gibi bu konuda ben mesela Anatoly Kulyosov'un değil, diğer görüşleri daha çok olumlu buluyorum. Kitaba da onu aldım ama kendisiyle de çok iyi bir şekilde irtibatım var ve çok faydalanıyorum. Neden? Çok değerli bir bilim adamı, çok güzel çalışmaları var. Bu konuda farklı düşünüyoruz diye ben o araştırmaları evet, göz ardı edemem. Evet. N grubu için neden bunu söyledim? Biz iki hata yapıyoruz Türkiye'de. Birincisi şöyle düşünüyoruz. Yani biz Türk'üz, bunlarla ortak atamız var. Macarlarla veya Finlerle. Demek ki onlar da Türk. Burada şöyle bir karşı tarafın evet, tepkisi oluyor. Peki sen niye Finliyim demiyorsun? Niye
Sen peki, o zaman Fin değilsin ortak, de ben Türk'üm. Ortak burada, ata demek belki tartışmayı engelleyebilir. Ortadan kaldırıyor. Tamamen ortadan. Hiç kimsenin itirazı yok. Mesela Macarların tamam, hepsi biz Hunların torunuyuz diyor. Ama hepimiz Finliyiz, tamam. yani istiyorsanız böyle deyin. Macarlar biz Hunların torunuyuz demiyorlar. Bakın şimdi bazı şeyleri kavram kargaşasına sokuyorsun. Beni lafımı kesmeden dinleyin. Ama rica ediyorum. Siz kesebilirsiniz. Tamam. Tabii. Şimdi bakın Neyliler Orta Asyalı kökenli olmasına rağmen Türk kökenli değildir. Neyliler Ogur'dur. Nedir? Finogur diyoruz. Finlandiyalıların %58-60'ı Uygur mu? Ogur. Ogur. Dede Korku kitabındaki 9 Oğuz, 10 Ogur dediğimiz Ogurlar ne gruplulardır? Türk değil mi onlar? Bizim ata kabilemizdir. Evet, Türk o zaman. Ön Türk. Ön Türk dediğimiz. Yani şimdi Orta Asya'da ortaya çıkan NOP grubu vardır. Şimdi N Ogurların grubudur. O Moğolların grubudur. P Türk'ün atasıdır. P'nin bir çocuğu olmuştur. R adı verilmiştir. P bugün neredeyse Orta Asya'da bulunmaz. R almıştır yerini. R'nin de iki çocuğu vardır. Ben ona iç Oğuz dış Oğuz diyorum. Her ne kadar Kolyosov demese bile. R1A grubu vardır. R1B grubu vardır. Şimdi R1A'yı Kolyosov Slav olarak nitelendiriyor. R1B'yi de Türk olarak nitelendiriyor. Kendi yayınlarında bu. R1A ile R1B arasında 3000 yıllık zaman ve mekan farkı var. Bunlar hiçbir araya gelmedi. O yüzden Sivri Slav biri Türk'tür diyoruz. Bu 3000 yıllık ara bir kopukluğu mu ifade ediyor? Ayrı milletleşmeyi ifade ediyor Kolyosov'a göre. Ben de diyorum ki olmaz bu. Niye olmaz? Çünkü burada şunu işte beyefendinin yaptığı gibi kavram kargaşasına getiriyor. Göçleri anlatmıyorlar. Yani burada bu var, şurada o şu var, şurada şu var. Milattan önce 17 binden başlayan en sonunda 1300 yılda Anadolu'ya gelen göçler var. 100 bin taneden fazla. Milattan önce? 17 binden başlayıp 1300 yılında biten Orta Asya göçleri var. Ama bütün bu göçlere rağmen şu anda geldiğimiz noktada Orta Asya'dan gelenlerin oranı Türkiye'de %5 civarında, %4 diyor. Millet olarak söyleyecek olursak %8.2 yani kabaca %10 desek de. Şimdi o da şuradan kaynaklanıyor, onu da söyleyeyim ben. Şimdi bu Cinnioğlu'ya dayandırılıyor bu. Kim o? İşte Peter Underhill ile Cinnioğlu'nun ortak yaptığı. Profesör mü? Şeyde Stanford'da çalışan, yanılmıyorsam. Kendisi adli tıp uzmanıdır İstanbul'da da, fakat yani burada onu şahsını özellikle hayır, izleyicilerimiz bu konu, bilsin yani mesleği, görevi ne araştırmadaki. Benim bildiğim kadarıyla adli tıpta görevlidir kendisi. Bu araştırma ekibini de kalabalık bir ekiptir. Yani kendisi Türkiye'den bu işin içinde bütün her şeyi ona mal edip o yaptı, o sorumlu hayır, gibi yargılamamamız lazım. O bunun ona mal etmiyorum. Evet. O kendisi yapamaz da diyorum. Bak açıkça da söylüyorum. Cinnioğlu onu yapamaz diyorum. Tamam, bunu bilimsel tartışmada tartışırsınız. Peki sizin görüşünüzü öğrenelim. Cinnioğlu genetici değil diyorum. Bunu Peter Underhill yapar. Sizin itirazınız %16 R1B çıkmasına mı itiraz? Ben itiraz etmiyorum. Ben net gerçekten bahsediyorum. Peter Underhill'den Cinnioğlu'nun dayandığı şey 1994 Cavalli Sforza'nın çatal öyüktür. Yani milattan önce 7500 yılında aldığınız sizin data sonucunu siz 2004 yılı sonucu olarak veriyorsunuz. İşte ben buna şarlatanlık diyorum. Bakın yine Osman Bey çok iddialı konuştunuz burada. Allah. Cinnioğlu'nun yayını var mı kardeşim? Evet var, buyurun 2004 göstereyim. 2004 yılı. Evet. Bak. Evet, nereyi gösteriyor? Zaten 540 DNA örneği toplanmış Türkiye'den. Kardeşim çatal orada Türkiye'de birincisi yüzde kaç var bakar mısın? %9 diyor. Bakın Osman Bey, önce bir konuda mutabık kalalım. Ya kardeşim, bu sözünü ettiğimiz haritada gösterdiğimiz bu grafik Çatalhöyük'teki kemik analizinden mi yapılmıştır? Onu ifade hayır, ettiniz. Hayır, alakası yok. Ben de alakası yok diyorum. 540 tane DNA toplanmış yapılmış. Bakın, neyle bağladınız Çatalhöyük'te? O haritada benim gösterdiğim haritayla bu peş peşe gelir. 2001 yılının demografik sonucudur. Avrupa Yupedia sitesi der ki bu 2000 yılından milattan önce 10.000 yılına kadarki şeyi ifade eder der. Cinnioğlu ekibinin yaptığı da Peter Underhill'in yaptığı milattan önce 7500 yılının yüzdesini alır 2004 yılının yüzdesi diye verir. Buna ben şarlatanlık peki, diyorum işte. Türkiye'deki %9. Siz %16 dediniz, yine çoğalttınız. Cinnioğlu'nun söylediği şey %9. Size göre kaç?
%24 R1B'dir, %14 R1A'dır, %5 D'dir, %3 O'dur, tamam. %3 Türkçesi. C'dir. Şimdi Türkçeleştirelim onu bir dakika. Soralım, neye dayanarak kaç DNA örneğinden bu sonuçları ne dediğini olacak? Anlayalım da ne dediği neye dayandığını anlayalım. Şimdi onu Türkçeleştirelim. Çünkü hocam, Cinlioğlu da yayınına bakarsanız orada %24 siz yaptınız verir. Mı bu, hocam, bu sonuçları sonra, DNA testi analiz ederek buldunuz 4 numaralı sonucu verirse bakın Gökçümen'inkini ben size vereyim orada İyi göreceksiniz. De, Doktor Ömer Gökçümen'in yaptığı sadece 4 tane köy 140 DNA'da Cinlioğlu'nun çalışması bütün Türkiye'yi kapsayan haritası da kitabımda var gördünüz. Tamam. Genel homojen bir çalışma. İkisinin hayır, amacı da farklı. Hayır genel homojen bir çalışma değildir. Gökçümen'in çalışması. Bir dakika. Gökçümen'in çalışması Afşar boylarını. Bir dakika. Bir baştan şeye girelim. Cinlioğlu'nun çalışması iki uçlu kontrollü çalışmadır. Siz bunları bilmezsiniz. Ne demek o? Bu şu demektir. Adama sorar. Sen köken olarak Kürt müsün? Senin kanını alıyorum der. Adam ne derse desin sonuçta incelemeyecek mi? Eğer bir şeyin yüzdesini fazlası, yani fazla yapmak istiyorsanız bir şeyin yüzdesini fazla çıkarmak istiyorsanız o zaman seçerek alırsınız. Ona bilimsellik denmez ki. Ben de onu söylüyorum. Ama bilimsellik diyor Murat Bey. Yani lütfen ben bunu reklam arasında da söyledim. Osman Bey çok iddialı şeyler söylüyor. Ne Anatoly Kulyosov'u beğeniyor ne işte değerli araştırmacıları ben de özellikle i̇şte sordum kendi oranınızı neye dayanarak kardeşim, buldunuz onu beğenmiyorsunuz %24 R1B'yi kaç DNA'larını yaptığınızda oranı buldunuz ben, buyurun benim yaptığım siz önemli yayınlayın sizin, eleştirin sizin söylediğiniz kararlarda bakın %9'la hatta %6'yla 2009'da Ebu Amaro'nun Suudi Arabistanlı o da Cinlioğlu'yla birlikte çalışan o en düşük söyleyen odur %15 civarında söyler. Siz 16 söylersiniz. Cinlioğlu 9 diye söyler. Bunun hiçbir bilimselliği yoktur diyorum. Peki sizin söylediğinizin bilimselliğini soruyoruz. %24 dediniz. Kaç DNA üzerinde? Şimdi ben nerede müdahale edeyim. Bir dakika Murat Bey. Açıklayın hocam bir dakika. Şimdi benim sorularıma cevap verirseniz tabii. Hepimiz çok daha rahat anlıyoruz. Şimdi siz aranızda teknik bir tartışma o bu mudur, bu şu mudur dediğiniz zaman olmuyor. Reklam süresi de geldi 2 dakika sonra. Reklama gideceğiz. Şimdi Orta Asya'dan 3 tane grup saydınız değil mi? P grubu, Türkler. Moğollar hangisiydi? Moğol grubu. Hayır, Moğollar C3. O grubu daha hayır çok efendim. Çin'de görülür. C3 Moğol grubu değil. O grubu ve Q grubudur Moğol grubu. C grubu Saha Yakutların grubudur. 3CX. Bunu kim söylüyor? Yani siz niye gruplarda bir anlaşamıyorsunuz? Bu söylüyor bunu. Kim? Hulku Bey ben gerçekten genetikçiyim diyor Osman Bey. Eleştiriyor ve dünyanın bu alandaki en büyük otoritelerini gözünü kırpmadan eleştiriyor. Evet. Ama C3'ün Moğol geni olmadığı kesinlikle değil. Neye göre söylüyorsunuz bunu? İşte kendi hocası bağlı bulunduğu Kolyosova Yüpedia sitesine göre. Ama öyle hiçbir tane Avrupalı ya. Olur mu canım? Hiçbir tane Avrupalı C'yi Moğol yapmaz. Bir grup yapar C'yi Moğol. O da Hunları Moğollaştırmak için yapar, Fransız grubu yapar. Vallahi DNA kromozomlarının arasında kaybolup gidiyoruz galiba. Tabii canım. Zaten bu L'yle, K'yle, şundan bundan kafamızı karıştırıyorlar. Hürkü biz Bey, neyiz dediğimiz zaman reklam arasından net bir şey sonra şöyle bir şey öneriyorum. İsterseniz evet. İzleyicilerimizin konuyu tam anlaması için en baştan başladığım o haplogrupların nasıl oluştuğunu zaman şeması üzerinde gösterelim. Önce İzleyicilerimiz haplogrup nedir? Ama işte orada anlaşamıyorsunuz. Yok orada anlaşılmayacak bir şey yok. Çünkü bu zaten bitmiş, kapanmış. Eğer anlaşamıyorsa evet. Y kromozom konsorsiyumuna Osman Bey itirazını yapar. Bütün bu dünyanın Japonya'dan Almanya'ya, Amerika'ya bir araya gelmiş insanların hayır sizin yaptığınız bu Y kromozom şeması yanlıştır der. Biz evet. De onun önerisini kabul ederiz. Onu tartışırız. Şöyle yapalım reklamdan sonra Murat Bey. Birbirinizin sözünü kesmeden siz ne söylüyorsunuz bu kitabınızda ayrıntıya tekniğe girmeden son sözünüzü ilk söz olarak alalım ne diyorsunuz Osman Çatalhöyük Hoca ne diyor bu kitabında birbirinize katılmıyorsunuz ama bu ayrıntılarda Kürtler, aslında yani konuştuğumuz bu tamam, teknik ayrıntılarda tartışmayı sonra yaparız ama ne olduğunu anlayalım şimdi bu kitapta Türk'ün genetik tarihi kitabında sizin demediğiniz pek çok şeyi söylüyor bir kere ne dediğine şimdi bu ayrıntıya gittiğiniz zaman C o mudur, R o mudur dediğiniz zaman bu kitapta ne yazdığını anlamıyor kimse. Şimdi kardeşim tamam bu harflerin dışına çıkalım biz. Ne diyor hoca, ne sonuca var? Onu bir anlatsın izleyiciye. Kitabında anlaşılıyor mu?
okuduğunuz görüşünüzü. Ben okuduğumuzu anlıyorum da siz kitabınızdaki gibi konuşmuyorsunuz şimdi. Sizin görüşünüzü soruyorum yani, anlaşılıyor mu? Daha ben program bitince iyi bir genetikçi olacağım, merak etmeyin. Osman hocamız da, siz de ne diyorsunuz? Onları birbirinizin sözünü kesmeden reklamdan sonra anlayalım. Sonra bunlar ne anlama geliyor? Yani C grubu Moğol olsa ne olur, olmasa ne olur? Biz Orta Asya'dan gelsek ne olur, gelmesek ne olur? Niye Orta Asya'dan geldik deme ihtiyacı hissediyoruz? Onu siyaseten de cevaplayın siz Osman Hoca. Bilimsel olarak da yanıtlayın. Ona bakalım, tamam mı? Ama bu C, A, R, B, C, Amiral Battı diyor ya izleyicimiz. Onun gibi onlara girmeyelim. Görüşlerinizi net olarak alalım. Reklamlardan sonra buradayız. Evet, Sayın Osman Çatalolu, reklam öncesi dediğimiz gibi sizden başlayalım bakalım. Bu kitapta, Türk'ün Genetik Tarihi kitabında neyi anlatıyorsunuz? Bize bir 3-5 dakikada özetleyin. Sonra Murat Bey'den rica edeceğim. Türk'ün de Genetik Tarihi kitabında anlattığımız şu. Şimdi Eupedia dediği Murat Bey'in Avrupalıların genetik çalışma gruplarının oluşturduğu siteyle Koliosov'un arasındaki geçen kavgada ortaya attığımız bizim bir şey var. Biz diyoruz ki şimdi Eupedia grubu, Avrupalı çalışmacılar, eğer siz de baktıysanız R1B'yi Avrupalı grubu olarak alıyorlar. R1A'yı Slav grubu olarak alıyorlar. İçinde de Anadolu Türklüğünü de onun içine koyuyorlar. Koryosov da diyor ki R1A Slav grubudur, R1B Türk grubudur diyor. Ya burada şöyle bir sıkıntı var. Avrupalı R1B'yi kendisi alırken R1A'yı öteleyip Ruslarla Türkler arasında bir grup olarak söylerken Koryosov da diyor ki R1A Slav'dır, R1B Türk'tür diyor. Yani R paylaşılmayan bir meta burada. Avrupa'ya göre R1B Avrupalı, Koryosov'a göre R1A. Anadolu'daki Türk kitlesi o zaman ne diye soruyoruz? Koryosov'la Eupedia grubunun kavgası buradan çıkıyor. Ben de dedim ki Koryosov'a R Türk olması lazım. Bırakın R1A'yı, R1B'yi. Böyle bir şey olamaz. Siz ne diyorsunuz kitabınızda? Bunu soruyorum Osman Hoca. Ben de bunu söylüyorum kitabımda. Ya bu kadar kitapta bir tek onu mu söylüyorsun? Hayır, kitabın kökeni, çıkış noktası bu. Boşverin çıkış noktası. Şimdi Avrupa nereye kendine... vardığınız noktayı soruyorum. Çıkış noktasında ayrı. Nereye vardınız? Yani bu kitabı yazdınız. Bu kitabı alanlar, okuyanlar, okuyacak olanlar kitabı okuyup bitirdi, kapattı. Aklına ne kalacak? Yani nedir bunun özü? Eğer gruplama yaparsanız bu R'dir, bu L'dir, bu N'dir, bu bilmem nedir diye siz kendinizi ne olduğunu anlayamazsınız. Ama bu işte tarlaya ektiğiniz patateslere benzer. Ama R grubu, R1B grubu, kardeşim bugün nedir, geçmişte nedir, bu göç yapmış mıdır diye sorduğun zaman R1B'nin ve R1A'nın Türk kökenli olduğu ortaya çıkar. Net bir şekilde. N'nin Oğur olduğu ortaya çıkar. O'nun Moğol kökenli olduğu ortaya çıkar. C'nin de Saha Yakutları oluşturduğu grup ortaya çıkar. Bu hepsi dört grupta Orta Asya grubudur. Bütün Avrupa'ya bu grup yayılmıştır. Bugünkü Avrupa'nın %51'ini R1B oluşturması Avrupa'nın R1B kavgası yapmasına sebep olmuştur. Çünkü R1B'yi kendisi savunacak Avrupa'da. Çünkü kökün bu diyor. Bu kökün ben, bu. Ben sizi kendi halinize bıraktığım zaman Osman Hoca kusura bakma gitmiyor bir tarafa. Ben şimdi size destek olayım. Şimdi diyorsunuz ki kitabınızda insan insanın kurdudur lafını doğrulayan bir millet. Ne demek insan insanın kurdu? Böyle bir bilimsel çalışmada niye bunu söylüyorsunuz? Şunun için söylüyorum. Milattan önce 17.000'den milattan sonra 1300 yılına kadar Orta Asya'dan Avrupa'ya göç olmuş. Bu göçlerde 1000 yıl önce giden, 1000 yıl sonra gidenle kavga etmiş. R1A'yla R1B'nin kavgası bu anda, şu anda dünyada olan bütün kavga. Onun için Habil ile Kabil'in kavgası diyoruz. Hatta buna da diyoruz ki mesela R1B'nin sınırını nasıl takip edersiniz diyoruz. Ben demiyorum bunu Avrupalılara diyor. Bunu ilk söyleyen de Gimbutaş diye bir hatun. Arkeolog. R1B'nin sırrını şöyle tarif ediyor. O zaman tabii R1B yok. 50 yılında tarif ediyor. Kurgan medeniyeti diyor.
Daha sonraki yapılan kemik DNA testlerinde, mezardan çıkan testlerde kurgan medeniyeti diye Gimbutaş'ın sınırladığı kurgandan çıkan bütün kemikler R1B'li çıkıyor. Bakın R1 ayağı hiç şey yok, kurgan buna, yok. Buna da mezar kazma kültürü. Tabii mezar kazma kültürü diyoruz. Yani. Şimdi kurgan medeni, kurgan kelimesi Avrupa'nın hiçbir dilinde yok. Hindu-Avrupa dilinde, Rusça da dahil. Tamam. Yok, kurgan Türkçe bir kelime. O zaman şunu söylüyoruz. Diyoruz ki bu kurgan R1B'li ile Türk ile ilgisi olması lazım. Çünkü kurgan Türk malı. Kurgan da nereden bakarsanız bakın bugün Avrupa'da her yerde 4000 yılından sıfıra doğru geldiğiniz her yerde kurgan buluyorsunuz. Anadolu'da dahil olmak üzere. Orta Asya'da dahil olmak üzere kurgan buluyorsunuz. Bu kurganda çıkanların çoğunluğu R1B'li çıkıyor. O zaman R1B'li kurgan medeniyetini meydana getiriyor diyoruz. R1B'li o zaman Türk kökenlidir diyoruz. Kolyosov da bunu söylüyor. Diyor ki R1B'liler köken olarak Türktür diyor. Ya da peki. Türkçe konuşanların taşındığı gruptur diyor. Burada şunu söylüyoruz. R, C, A, B, D deyip de bu ortalığa koyarsanız bu kavram kargaşası olur. Bu R'ler bugün nedir diyoruz. Mesela bunları bugün İngiltere'de bu yöntemle belirliyoruz diyorsunuz. Mesela bugün İngiltere'de %40 R1B'li ise bunun Orta Asya'dan çıkış bir kökeni olması lazım diyoruz. O da kurganlar, mezarlar yani. İngiltere'yi oluşturan, bugünkü İngiltere'de var olan %40 köken olarak İskitlidir. Sakatürkleridir bunlar. Çünkü yuvarlak masa şövalyelerin 6 tanesi zaten İskit Bey'i. O Excalibur kılıcı denilen kılıç hikayesi bir Saka İskit destanı. Şimdi bu göçü almazsanız, kökeni bulmazsanız R1B Türk değildir diyebilirsiniz. Ama bu o günkü yaşayan, o günkü göçü ortaya koyduğunuz zaman R1B'li Türk olmadan başka bir imkan ve ihtimali bulunmuyor. Dahil olacak hiçbir şey yok. İmkanı yok. Mesela %99.7 diyoruz ki biz Basklar R1B'lidir diyoruz. Değil mi? O zaman şunu soruyoruz peşinde. Kardeş Basklar nereden gitti? Kolyosov buna diyor ki bugünkü Kafkasya'dan gitti diyor. Milattan önce 3700 yılında çıkış ediyor. Hatta bunun inişi de var. Hurileri oluşturuyor bir grubu. Hititleri oluşturuyor. Aşağıya Suriye'ye iniyor. Bugünkü İsrail'in %10 nüfusunu R1B'liler meydana getiriyor. İsrailler de mi? Tabii. İsrail'e Türk grubundan kayma var. Milattan önce 2800 yılında kayma var. Yani Yahudi Türk mü? Türk kökenli ama bilmiyor kendisini. Musevi. Yahudi Türk yani Musevi. Musevi dersek daha iyi olur. Yahudilik bir ırk çünkü. Yahudi ırk. Musevilik. Ama İsrailler Yahudi. Yani İsraillerin de Türk olduğunu söylüyorsunuz. Hayır, Türk olduğunu söylemiyoruz. İsrail'de 12 tane klandan, 12 kabileden meydana geliyor. 13. kabile de Murat Bey'in söylediği ne grubu var? Hatta Elia diye Amerikalı bir genetikçi de İsrail'deki ne grubunun Hazarlı, Aşkenazi grubunun Türk olduğunu, İsrail'lerle bu yönde akrabalığımızın olduğunu söylüyor. Ben de diyorum ki hayır. Ne grubu Hazarlı gruptur. Esas sizin sakladığınız Z'li grup var. Şimdi diyecekler ki size bu Osman Hoca nasıl MHP'li? İsraillerin bir kısmını bile Türk yaptı. Acaba İsrail ajanı mı? Hayır, ben İsraillerin Türk olduğunu söylemiyorum ki. İsrail'e. Ama işte 12 koldan biri söyle demedi mi? %10'u Türk oldu. R1B olduğuna göre %10'u Türk yaptınız. Türk diyorsunuz sonuçta. Evet. De Murat Bey'in kıvranarak söylemediğini siz kıvranarak söylemediniz. Hayır, ben kıvranarak söylemiyorum. Ya. Bakın şunu söylüyorum ben. Peki, hadi bakalım. Benim söylemek istediğim şu. Ya da söylediğim şu. Milattan önce 3700 yılında Baskları oluşturan R1B kitlesi bugünkü Kafkasya'dan göçme. O kadar ilginç göçme ki o zamanki Kafkasya'ya verdikleri ad bugünkü Baskların bulunduğu yere verdikleri ad aynı. Orada İberya deniyormuş ona. Herodot da bundan bahsediyor. Almış gelmişler Türkiye, Anadolu, Suriye, İsrail, Mısır, Tunus, Fas yoluyla çıkıp oradan İber'e geçiyorlar. Bugünkü İber ismini Kafkasya'dan alıp oraya da koyuyorlar.
Peki. Yani M.Ö. 3700 yılında Kafkasya'ya İberya diyorsun. Gelip 2800 yılında İberya'ya göçüyorsun, oraya İberya ismini veriyorsun. Türk R1B grubundan İsrail'e kayış var diyorum ben. Yani İsrail'in 12 kabilesinden birisi R1B grubunu oluşturuyor diyorum. Yani Türk R1B'ye Türk diyorsun. Diyorum. İsrail'in, bir daha söyleyin son cümlenizi. İsrail'in 12 kolundan birisi R1B, yani evet. Türktür diyorsunuz. Ama 11 tane kolu sormuyorsunuz bana. Canım 12'den birini söylüyorum. Evet. Ne kadar evet. açık, net konuşuyorum. Evet, ben de net sizin cevap veriyorum. Tekrarlıyorum. Diyorsunuz ki İsrail'deki 12 kolun bir tanesi, evet. 11'ine bir şey demedik evet. ya. 12 kolun bir tanesi Türktür diyorsun. Evet. Öyle demiyor musun? Öyle diyor. Evet. Şimdi öteki 11'i söyleyin. Öteki 11 Murat Bey'in içinde bulunduğu JK grubudur. Yani? Arami kol dediğimiz. Şimdi J grubu Arami kolu anlatır. Orada farklı düşünüyorsunuz. Murat Bey'e söz gelince cevap verir. J1 Arapların grubudur. J2 Yahudilerin grubudur. J2A ve J2B vardır bir de işin içinde. J2A ve J2B Filistinlerin ve bugünkü Türkiye'de yaşayan Kürtlerin bir grubunun koludur. Evet. Şimdi J grubu Arami kol dediğimiz bugünkü İsrail'i ve Arap Yarımadası'nı oluşturan kolun içinde M.Ö. 2800-2850 yıllarında R grubu dahiliyeti var. Bunu da Avrupalı bilim adamları, bunlardan bir tanesi de Avusturyalı bilim adamı, hala yazışıyoruz, kendisi de Kolisov'la beraber çalışıyor ama diyor ki bu R karışması Sümer döneminde olmuştur diyor. Peki ben de şunu soracaktım, evliliklerle gen değişir mi? Evliliklerle gen nasıl değişiyor? Çevresel faktörlerle mi yoksa evlenme yoluyla da değişiyor mu? Şimdi genlerinizde değişme olur. Gen farklı şeydir. Y kromozomu farklı şeydir. Şimdi peki. Çerçevenize bakıyoruz. Çerçeveyi şöyle belirleyelim, anlayalım. Mesela Çinliler sarı ırk. Geni farklı değil mi? Sarı Zenciler ırk. Siyah ırk. Onların geni farklı değil mi? Hayır. Nedir? Bunlar %99.7 oranla birbirine aynıdır. Yani sarı, beyaz, siyah olarak belirlemeniz, morfolojik belirlemeniz sadece coğrafyaya ilgilidir. Yani renkler ırkı göstermiyor mu? Göstermez. Zenciler ayrı bir ırk değil diyorsunuz öyle mi? Katılıyor musunuz buna? Kısaca. Kısmen. Peki, devam edin. Yani Çinlilerle Zenciler aynı soydan geliyor olabilirler diyorsunuz. Kesinlikle. Niye renkleri değişmiş? Onu pek çok izleyici pek çok programda soruyor. Şimdi de soranlar var. Niye bir tanesi simsiyah olmuş, bir tanesi sarı ırk olmuş? Güneşten mi şimdi, bu? Tabii bulunduğunuz coğrafya, güneş alması, iklim bundan çok önemli. Yani otozomal kromozomlarınız var. 45 kromozomunuz sizin otozomal. 44. X de dahil ediyorum ben buna. Ama tamam, edemezsiniz X. Edemem de şundan dolayı edemem. Otozomal kromozomları destekliyor. Ve rekombinasyona dahil oluyor. Y kromozomu rekombinasyona dahil peki, olmuyor. Gene oraya girmeyelim. Şimdi renkler ırkı belirlemez dediniz. Kesinlikle. Siyah ırkla sarı ırk aynı kökene kökenden geliyor. Kesinlikle. Dediniz. Peki renk ne oluyor dedim? Güneş dediniz. Tabii. Şimdi Çinliler hep gölgede mi kalmış? Çin'de hayır, hiç güneş yok mu? Sıcak hayır. olmuyor mu 30 derece? Ya da insanın siyah renginin siyaha dönüşmesi için kaç bin yıl geçmesi gerekiyor? Nasıl bir şey bu? Onu anlatın bize. Rengin siyaha dönüşmesi için şu kadar bin yıl gerekmiyor. Renkler haplogruplardan oluşuyor renklerde. Hı hı. Ama belirli coğrafyaya gittiğinizde belirli haplogrupların çalışması daha fazla oluyor. Yani göz renginiz, kaş renginiz, dayanıklılığınız, efendim mesela ten renginiz. Mesela biz Orta Asya'dayken daha çekiktik, çekik gözlüydük. Ama buraya geldiğimizde Akdeniz çanağına indiğimizde buradaki evlenmeler de dahil olmak üzere çekik göz çekikliğimiz. Irk özellikleri nedir? Mesela baktığımızdan çekik gözlü olmak bir ırkı mı gösterir? Göstermez. Ne gösterir? Yani siz bir bilimci olarak baktığınız zaman hangi dış özellikleriyle ırk farkını koyabiliyorsunuz ortaya? Irk farkını dış özellikleriyle bulamazsınız. Başta bir şey söyledim ben. Ama pek çok insan öyle zannediyor. Hayır efendim. Yani dış görünüşüne, rengine, boyuna, posuna, işte göz rengine hayır, baktığı zaman hayır. ırkmış gibi görüyorsunuz. Hayır. Bu özelliklerin ırkla alakası olmadığını söylüyorsunuz. Zaten kasılıyor musunuz?
Onun için kısmen dedim, neden alakası var. Mesela Y kromozom A haplogrubu Afrika'da çıkmıştır. Siyahtır, zencidir. Şimdi Afrika'da... Yani güneşten kararmamış diyorsunuz. Güneşten dolayı, çünkü melanin pigmenti güneşin ultraviyole ışınını absorbe etmek, onun zararlarını azaltmak için siyah rengi verir. Yani güneş, çevre faktörü, ısı, iklim, coğrafya, her şey, gözlerin çekik olması, tenin renginin değişmesi, saç, göz, her şeyi etkiler. Ama kaç yılda etkiliyor? Mesela Afrika'ya giden yıllarca kalan beyazlar var. Şöyle onun için soruyorum. Kaç bin yıl diye. Gözle bak, görülür şekilde farklılaşması yüzlerce, binlerce yıl sürebilir ama aynı anda etkilemeye başlar. Yani siz uçağa binip Amerika kıtasına gittiğiniz anda o coğrafyanın sizin üzerinizdeki etkileri o anda başlar zaten. Adaptasyon süreci başlar. Organizma yeni iklime, yeni coğrafyaya uygun şekilde kendisini modifiye etmeye başlar. Ama bunun bir anda gözleriniz Çin'e gidince çekik olmaz tabii ki, veyahut da Afrika'da başka şekle dönüşmezsiniz. Ama binlerce yıllık süreçte bu değişimler olur. İşte onun için diyorum, binlerce fakat, yıllık. Afrika'da sözünü ettiğimiz, mesela ben neden kısmen diyorum. Bir insanın mesela, ben hiç yüzünü görmeden Y kromozom testine baktım, diyelim B veya A haplogrubu çıktı. Bunun %99,9 bir siyahi zenci olduğunu çok rahat tahmin ederim. Çünkü analiz sonucu söylersiniz tipik, de. Hayır, analiz ama bunu göstermiyor. Çünkü Y kromozomu saçın rengiyle, gözle alakalı değil. Sadece cinsiyetle ilgilidir. O diğer kalan 44 kromozomda vardır saç rengi, otozomal genlerde vardır deri rengi vesaire. Anladım ama cinsiyet de ırkla pek alakalı bir şey değil galiba. Çünkü Çinlilerin de erkeklerin de Y kromozomu var, zencilerin de var, beyaz ırkın da var. Yani o Y kromozomu ırkla alakalı bir şey değil, dediğiniz gibi cinsiyetle ilgili. Ama ırk o kromozomla belirleniyor. O yani kromozom, eğer ırk tanımımız bir babanın çocuklarıysa, bilmem, siz bilimle yani, uğraşanlar bu, böyle mi sanıyorsunuz? Yani tabii ki bir ırk dediğimiz zaman bir babanın çocukları, onun neslini kastederiz. Mesela Özbek Han'ın nesli, çocukları Özbekleri oluşturur. Ama siyaseten öyle söyleniyor. Anneden ırk belirlenmez mi? Belirlenir. Onun için ben arada size söyledim. Biz mitokondriyal DNA'yı da aslında ihmal ettik. Tamam. Esas bu anneden çalışmanın bir ayağı. Anneden de, babadan da olur diyorsunuz. Anneden de babadan da, şöyle düşünün. Biz Y kromozomu testinde yaptığımız şu. Sizin babanız, onun babası. İlk insana kadar uzanan zinciri belirliyoruz. Aynı şekilde mitokondriyal DNA analizimizle de anneniz, onun annesi, onun annesi, ilk kadına kadar da belirlenir. Bu da mümkün. Bunun testleri de şu an yapılıyor. Gerçi zannediyorum bu konuda da Osman Bey yine uluslararası bilim camiasıyla tartışabilir. Peki, ama gene Osman Bey'e döneceğim de size söz gelince devam ederiz ayrıntıya. Bu sorulara cevap almış oldum. Evlilikte genler değişiyor mu diye sormuştum Osman Bey'e. Otozomal genler değişir. Şöyle düşünün, sizin 23 kromozomunuz anneden, 23 babadan geliyor. Doğal olarak anneden gelen göz renginiz, babadan gelen göz renginiz veya bütün deri, saç özellikleriniz, bu iki genin birbiriyle eşleşmesiyle ortaya renk, göz rengi, ten rengi falan. Aynı şeyi söyledi o da. Irkla ilgisi olmadığını söyledi. Yani aynı şeyi söylüyor. Zenciyle Çinli aynı ırktan olabilir diyor. Irkı tanımlamamıza göre değişir derken bunu kastediyorum. Yani ırktan kastımız bir babanın çocuklarıysa veya bir annenin çocukları klanıysa. Bilim dünyası ne diyor buna? Onu diyoruz. Yani ırk demek, bir kişiyi referans alırsınız. O kişinin çocuklarına o ırk adı verilir. Yani onun torunlarıdır. İster bu işte Havva'nın 7 kızında Brian Sykes'ın belirlediği Avrupa'da 7 tane ana klan belirlemiştir. Bunlar her biri bir ırk olarak kabul edilir. Anne tarafından onun torunu insan kabul edilir. Baba tarafından bir başkasının. Irktan kastımız bir anne veya babanın veya ikisinin çocukları, genetik akrabalıktır sadece. Hani millette tartışmaya girebiliriz ama ırk konusunda tartışılacak bir şey yok. Bu direkt genetik akrabalıktır. Şimdi Türk erkeklerinin yabancı hanımlarla evlenmesi, çocuklarının olması, bu ırksal bir değişime neden oluyor mu? Daha siyasallaştıralım. Osmanlı padişahları hep bir yabancılarla evlenmiş, değil mi? Şimdi Osmanlı hanedanı o zaman hangi ırktan geliyor? Osmanlılar Türk müydü? Türk İmparatorluğu muydu? Belki bu sizi
siyaseten daha çok ilgilendiriyor Osman Hoca. Ben aslında bir anlamda az önce onu söyledim. Kusura bakmayın, sözünüzü kesiyorum. Buyurun. Osmanoğulları'nın mesela genel analizini yapabilseydik, şu an hayatta olan üyelerinden eğer bu program vasıtasıyla da ben duyurmuş olayım. Eğer siyasi boyutu da ortaya çıkaracak. Siyasiden kastım şu. Mesela Osmanoğulları'nda kesin olan bir baba tarafı var. Osman Gazi, Ertuğrul Gazi'den itibaren Y kromozomu babadan oğula aktarılarak bugüne kadar gelmiş. Biz yaşayan bir erkek ailenin üyesinin haplogrubunu tespit ettiğimiz takdirde, yani bu, şu anda Osmanoğullardan birinden DNA testi yapsak diyorsunuz ve onun haplogrubunu tespit etsek ve bu Osman Bey'in dediği gibi R1B çıksa çok büyük bir avantaj kazanmış olur. Ben de bunu memnuniyetle duyururum. Yani derim ki bakın Osmanoğulları soyu R1B demek ki hakikaten Orta Asya'da R1B'nin Oğuz boylarının böyle bir kökeni var. Aslında bu da yine R1B'yi Türk yapmaz da, yani o sözünüzü yine yapar? Bu manada yapmış yani olur. Bu anlamda size bir dediğim gibi avantaj. Ne yapar ama? Türk yapmazsa ne yapar? Bakın. Peki bir dakika. Size göre yapar. Tabii ki yapar. Peki o zaman soruyu size soruyorum. En başta da size sormuştum. Osmanlı padişahları en baştan itibaren Bizanslı, işte Bizans Tekfuru'nun kızıyla evlenmiş. Hristiyanla evlenmiş. Müslüman yapmış. Sonra şimdi Müslüman çevre ya da dincilik yapan çevre, efendim falanca kişi dönmedir, bilmem kim sabateisttir, şu şudur, bu budur diyor. Osmanlıcı geçiniyor. Kardeşim, eğer bu kadar bu işlere merak sararsanız, dalarsanız işin içinden çıkamazsınız. Senin savunduğun Osmanlı Hristiyanlarla, başka ırkla evlenmiş. O zaman onların çocukları ne oldu? Ha, babadan geliyor efendim, Hristiyanla da evlense Türktür diyorsa, Murat Bey de diyor ki anneden de ırk belirlenir. Belirlenmez. Siz acaba burada siyaseten mi? Hayır. Çok yaklaşıyorsunuz. Bakın şimdi orada bir kitap var önünde. Havva'nın 7 kızı diyor. Şimdi anneden, anneyi belirleyen cinsiyet diyelim, Y kromozomu erkeğe belirliyorsa X de anneyi belirliyor. Ama X'ten anneye gidemiyoruz. Nereden gidiyoruz? Mitokondriden gidiyoruz. Şundan dolayı mitokondriden gidiyoruz. Katılıyor orada size. Mitokondrilerde. Evet. Mitokondriden gidiyoruz. Sebep şu. X rekombinasyona çok uğradığı için, babada da yeğeni yanında X olduğu için X'ten dolayı gidemezsiniz. Sadece annede olan bir özellik bulmanız lazım. Yok mu? İşte mitokondri var. Yani sperm yumurtayla birleştiği zaman sperm mitokondri taşımaz. Yumurtaya mitokondri iletmez. Demek ki anneden bakabileceğiniz bir tek şey var, mitokondridir. Tamam. Şimdi ama mitokondri, mitokondriye oradan ırk belirlenir diyor. Ama şöyle bir sıkıntısı var mitokondri. Mitokondri bir tek hücre içinde dahil olmak üzere en fazla mutasyona ve değişime uğrayan bir yapı. Bundan gittiğiniz zaman hypervariable bölge denilen bir bölgenin I kısmını alırsınız. Yani en fazla değişkenlik gösteren bölgeyi alarak bu değişkenliği en fazla da sabit bir şey bulmak zor diyorsunuz. Evet. O yüzden Havva'nın 7 kızı diye söyleniyor. Çünkü kökene indiğiniz zaman bir tane Havva çıkmıyor. Yok yok yok, hiç ilgisi yok ya. Peki, Osman size... Bey, ben bu vahim hataları üzülerek yani hem genetikçiyim hem genom projesine katıldım. Kesinlikle ilgisi yok. Havva'nın 7 kızı denmesinin sebebi ne? Kitapta da belirtiliyor, belli ki okumamış Osman Bey. Tek bir kadından, mitokondriyal Havva adı ismi verilen tek kadından geldiği bellidir. Sadece Avrupa'da görülen 7 mitokondriyal haplogruptan dolayı 7 kızı demiştir. Yoksa 7 ayrı kadın köken kız gibi şekilde, onların hepsi de mitokondriyal İV'de Havva'da birleşen 7 kadındır. İşte U grubu, H grubu gibi gruplarla burada onları anlatmıştır ve sizin sözünü ettiğiniz bilgi çok eski Osman Bey. Hatta Cavalli Sforza da böyle düşünüyordu eskiden, ki burada onu da bahseder. Mitokondriyal DNA'nın ırk belirlemede, soy ağacı belirlemede güvenilir olmayacağını, işte mutasyonlara uğradığını iddia etmiştir. Ama sonradan Cavalli de bu görüşünden dolayı, peki, böyle değerli büyük bir bilim adamı da hata yapabiliyor. O da geri döndü. Bence siz de geri dönün. Çünkü şu an bu tartışılmayan bir konu artık. Mitokondriyal DNA ile ilk kadına kadar soy ağacı yapılır. Sizin annenizden anne soy ağacıyla kadar, tek kadına kadar siz de bulabilirsiniz. Tıpkı babadan Y kromozomundan. İzleyicilerimizden şöyle sorular geliyor. Reklam arası size sordum. Çok önemli dediniz. Aleviler hangi gruptandır diye soruyorlar. Yani bir inançla
genin ne alakası var? Ben anlayamadım. Bu nasıl soru dedim size reklam arasında. Siz anlamı var, açıklayayım dediniz. Size gelince alacağım onun yanıtını. Osman Hocam, size yardımcı olmak için kitabınızdan şunu okuyorum. Diyorsunuz ki sayfa 25. Türk'ün dünya milletlerine nispetini ortaya koyacak bir benzetme yaparsak, hücrede matris denen bir yapı vardır. Bütün organeller bu yapı içinde yerleşir ve görevlerini icra ederken bu yapıdan destek alırlar. Bu yapı olmadan hiçbir organel görev yapamaz. Ama hiçbir organel de bu yapının içinde faaliyet gösterebildiğinin farkında değildir. İşte matrisin hücreye nispeti ne ise Türk'ün de dünyaya nispeti odur. Evet. Dünyada Türk'ün kan vermediği hiçbir kabile, hiçbir millet yoktur. İşte bu yüzden Türk dünyası aslında rahatlıkla R'nin dünyası denebilir diyorsunuz. Alabildiğine geniş ve farklıdır. Bu dünya Türk olduğunu bilen R1A ve R1B'lilerle, Türk olduğunu bilmeyen R1A ve R1B'lilerle doludur diyorsunuz. Onlardan oluşmaktadır. Mesela Anglo-Sakson olduğunu iddia eden İngilizlerde R1B oranı %45, İrlandalılarda %63, Basklarda az önce söylediğiniz %93 civarındadır. Ruslarda R1A oranı %50 iken R1B oranı %12 civarındadır diyorsunuz. Bir başka yerde işte tarih öncesinde bilgi yağmacılığı yapıldığı için tarihin saptırıldığını ve onlara katılmadığını söylüyorsunuz. Az önce mezar kültürünü de örnek gösterirken. Bir başka yerde sayfa 90 diyorsunuz ki, Avrupalıları anlatıyorsunuz. Kısa bölümünü okuyayım. Ayrıca bu kültür insanlarının Hint-İrani kökenli olması da imkansızdır. Bu kültür insanların, yani Avrupalıları söylüyorsunuz. Zira Hintli ve İranlıların laktaz enzimi eksikliği Hint-İrani ve Hint-Avrupa istilacılarının özelliklerine uymaz. Zira Hint-Avrupalı diye düşündükleri Bozkırlı'nın tamamı, yani Türkler, bu enzime sahiptirler. Bu yüzden at sütü içtiklerinde hazımsızlık çekmez, ishal olmazlar. Buna karşılık laktaz eksikliği bugün bile Farsilerin ve Hinduların en temel sıkıntısıdır. Evet. Ne demek bu? Yani demin kurganlardan, mezarlardan, Türklere ait özelliklerden o DNA'ların Türk olduğunu söylüyordunuz. Şimdi de burada at sütüne bağladınız. Nasıl oldu? Şimdi bakın, bunu yapan ben değilim. Bir Alman, çok da şaşırmış. Şimdi kendisi söylüyor, diyor ki Hint-Avrupa grubu, yani bu Gibutaş'ın, Wessel'in, şunun bunun ileri sürdüğü Alenei. Evet. Kurgan medeniyetini oluşturan R1B grubu eğer Hint-Avrupalıysa diyor, yani bunların kökeni Hindistan, Aryan grubuysa diyor, bugünkü Hintliler, yani ya da Farsiler, G grubu dediğimiz grup, laktaz enzimi olmadığı için sütle ilgili sıkıntıları var bunların diyor. Nasıl Hint-Avrupalı bir kökene sahibiz ki biz R1B'liyiz ve laktaz enzimine sahibiz ama köken olarak bize gösterilen Farisiler, G'liler laktaz enzimine sahip olmadığı için sıkıntı çekiyor diyor. Siz katılıyorsunuz bu görüşe. Tabii ki katılıyorum. O zaman biz hiç araştırmayalım. İnsanların ırkını belirlemek istiyorsa bilim insanları, at sütü içirsinler. Hazmetiyor mu, hazmetmiyor mu, ona baksınlar. Bu kadar basit mi bu? Hayır efendim, at sütüyle alakası yok bunun. Bakın. Ama işte bakın, işte vücut yapısı, Türklerdeki enzim yapısı, ona göre diyorsunuz ki Türkler bu enzime sahiptir. Bu yüzden at sütü içtiklerinde hazımsızlık çekmezler, ishal evet. olmazlar. Yani bu genini mi gösteriyor? Bu gen bende var ama Hint-Avrupalı'nın köken olarak gösterdiği Farisilerde, Hintlilerde yok. Ama canım, benim babam süt içtiği zaman at sütü olacak. Normal süt değil. Şimdi bakın, bu bazı parametreler olabilir var. Yani biz insanlara DNA testi öneriyoruz. Osman Bey'in metoduyla at sütü içeriz. Türk mü değil mi? Hemen tabii. Test edebiliriz. Alkollü mü bu? Tabii alkolleşme. %5 alkole sahiptir. Günah yani. Esrikleştiricidir. Yani biraz sarhoş kafa yaparım. Bulandırıyor. Sarhoş yapabiliyor. At sütü demek ki Müslüman Türkler diyoruz ya, Orta Asya'dan geliyor, kımız içiyordu.
hem Müslümandı. Demek ki Müslüman olmadan önce at sütü içip sarhoş oluyorlardı. Sonradan Müslüman olunca at sütü de içmez oldular. Başbakan tabii, içiyorlar. Duymasa. Ne var? Hala var ortasında. Hala ortasındakiler içiyorlar. Ama Anadolu'ya giren Türkler birçok şeyi bırakmışlar. Mesela kurgan yapmayı bırakmışlar. Kurgan yerine kümbet almış. Peki, devam edeceğiz ama evet. Murat Mirza Bey'den rica edelim. Sizin bu kitabınızdaki özü siz söyleyin. Sonra bu katılmadığınız noktaları rica edelim size. Ben konuyu bütünüyle bir toparlamak istiyorum. İşte bu kadar süre içinde haritayı ekrana verebilir miyiz acaba mümkünse? Şimdi ne anlatıyor? Genom projesinin özeti izleyicilerimizin tam olarak anlaması açısından ne yapıldı bu son 15 yıl? Kaç numaralı haritanız bu? Ben de kitaptan aynısına sayfa, bakayım. Sayfa ben 4 dosyası olarak açık tamam, 76. Peki. sayfa olarak görüyorum. Eğer 76'da 76. sayfadayım ben de. Evet. Orada bir ama haritalar arkadaysa şayet oradan bakabilirsiniz. Kitabınızda arkaya koymuşsunuz. Ne yapalım? Evet, görüyorum, buluyorum, görüyorum evet. Şu gösterdiğim nokta zannediyorum şu an ekranda arkanızda gözüküyor. Evet. Bu bölge işte ilk Şanlıurfa Göbekli Tepe. Ha yok, o alttaki sayfadan alttaki şey çıkmış. Şey. O Urfa Göbekli Tepe de önemli bir konu ama şu an ona girmeyeceğim. Burada ilk insan dediğimiz ilk erkek Adem'in çıktığı nokta haritadaki bu bölge şurası. Afrika yani. Evet, Kenya, Etiyopya. Aslına bakarsanız şu an burada bir Etiyopyalı insan olsaydı ve bize deseydi ki siz boş konuşuyorsunuz. Hepiniz proto Etiyopyalı olarak atanız benim. Diliniz, atanız her hiçbir sözümüz yoktu. İngiliz, Fransız, Türk, Alman, Japon oturup evet abi sen doğru söylüyorsun. Hepimizin atası babası sensin derdik. Yani ben bu tartışmaların hani R1 ve Türk mü, Q şu mu diye konuşmanın anlamsızlığı için bunu vurguluyorum. Biraz mizah yaparak söylüyorum. Çünkü hepimizin 70 bin yıl önce atası olan kişi bugünkü Etiyopya, Kenya civarında yaşadı ve bir zenciydi. Zaten bunun FBI için çalışan uzmanlar var. DNA'dan yola çıkarak fenotipini, dış görünüşünü yapabiliyorlar. National Geographic de Spencer Wells'in başkanlığındaki projede bunu yaptı. Yanımda olsaydı DVD'sini gösterirdim. Bildiğimiz bir zenci. Hepimiz ortak olarak bu kişiye dayanıyoruz ve o bu bölgede yaşadı. Daha sonra gördüğünüz şurası Babel Mendeb. Hepimiz zenciyiz ve burada bu Afrika'da mı yaşadı? Hepimizin atası olan kişi siyah. Proto Türk diyelim isterseniz adına. Proto Etiyopyalı fark tamam. etmez. Bir siyahtı. Bir Hazreti Adem zenciydi o zaman. Ben dediğim gibi hep konuşmalarımda din ve... Şimdi bunu söylemek tabii önemli. Şeyi, belki kimilerine göre risk de taşıyor. Benim bu konuda görüşüm farklı. Kişisel görüşümü programda aktarmak istemediğim tamam, için peki. girmek istemiyorum ama bence o Adem değildi. Yani sözünü ettiğimiz kutsal kitaplardaki Hazreti Adem bu bahsettiğimiz kişi değil. Dediğim gibi tamamen kişisel bir yorum, sonra belki bir başka zaman girebiliriz. Evet, tehlikeli konular bunlar. Peki evet, siz din kendi olunca mantığınızda... işin içinde gerçekten insanların inançlarına dokunacak şeyler söylememek gerekli. Bu yüzden ben sadece hani bilimsel araştırmalar ne diyor, ne buluyorlar onu aktarıyorum. Yorum katmadan. Bu bölgeden buzul çağı tabii o dönem. Buzul çağında deniz seviyesi şu andakinden 100-120 metre daha düşüktü. Doğal olarak Babel Mendeb Boğazı'ndan Arap Yarımadası'na geçiş mümkündü ve geçildi. İlk geçen insanlar bu bölgede yerleştiler. Daha sonra yine haritadan görüyorsunuz şu sahili takip ederek Avustralya'ya kadar aborijinlerin olduğu kol göç etti. Evet. Diğer kollarda yine haritada gösterdiğiniz gibi dağılarak ve Amerikan yerlilerinin de eskiden beri yine özellikle milliyetçi kesimin çok tartıştığı bir konuydu. Amerikan yerlileri Orta Asya kökenli midir diye. Kızılderililer yani. Evet, Kızılderililer. O da genetik şeyler. Kızılderililer Türk müdür, Türktür diyenler var. Orta Asya Sibirya göçmenidir diyelim. Ben yine evet. bir kere daha ideolojik kelimelerden kaçınacağım. Onlar da Orta Asya kökenlidir. Yani Q grubundandırlar. Kızılderililerin neredeyse tamamına yakını Q'dur. Burada da Neyli de var. Osman Bey'i için tatsızlaştıran bir durum. Hani R1'i eğer Türk kabul ederseniz onunla aynı dönemde Ural Altay bölgesinde şu bölgede yaşamış olan ve Amerika'ya geçmiş olan başka bir grup Q ile akrabalığınızı bu sefer koparmış oluyorsunuz. Hayır canım, onu, akrabalığımız var. Niye koparmış ortak oluyoruz? Tabii 35 bin yıl öncesinde var da ama R1B mi gerçek Q
şey Proto Türk grubudur yoksa Q mü? O açıdan söylüyorum. Evet, ben bakın, şunu Amerika'da iki grup vardır. Müsaade ederseniz ben dinledim. Peki, evet, bu önemli ama... çünkü burada girdiğimiz zaman izleyicilerimiz yine kopacak. Ben onun için hızlıca bunu anlatmak istiyorum. Tamam, ama ben araya gireyim ki daha net olsun. Hocamız daha sonra müdahale eder. Şimdi 75-76 sayfada dediniz ve arkada kitabınızın renkli haritalar var. Onların hiçbirinde yok bu. O zaman 76'da... Yok, 26'da. 26 ile 45 arasında bu haritalarınız var. Önce onu söyleyeyim. Sonra... Özür dileyerek şimdi, düzeltiyorum. Benim Word dosyası yanlış gösteriyor. Peki, çok önemli bir şey değil. Şimdi Kızılderililer konusu tartışılıyordu yıllardır. Evet. Hatta Reha Oğuz Türkkan'ın da kitapları vardı çok eskiden. Kızılderililer Türktür diye. Son yıllarda da bu internette çok yayıldı. Aynı şeyi söylüyorsunuz. Türktür değildir diyemem diyorsunuz. Ama aynı Uralı coğrafyadan, Uralı Altaylardan, Orta Asya'dan, aynı yerden gelmişlerdir. Amerika'nın yerlisi olan Kızılderililer, Amerika nere, Uralı Altaylar nere, oradan oraya göç etmişler. Onlar Amerika'ya yerleştiği tarihte dünyanın batılı bilim insanları bunu bilmiyor. Sonra birisi çıkıyor, ben Amerika'yı keşfettim diyor. Amerika Vespucci, Christoph Colomb, biz bulduk Amerika'yı diyor. Ya sen hani güneşi bilmeyen birisi, biz hepimiz biliyoruz değil mi? Güneş doğuyor. Birisi gözünü açıyor, güneşi ben keşfettim, ona benziyor. Evet. Ya bu insanlar kaç bin yıl önce Ural Altaylardan, Asya'dan, Orta Asya'dan bir şekilde, nasıl bir şekildeyse uçarak gitmedi herhalde. Deniz yoluyla, karayoluyla değil mi? Gittiler. Hangi teknolojide gitti? Günlerce yürüdü mü gitti? Yürüyerek mi gitti? Hayvan sırtında mı gitti? Bu çok önemli. Üstüne yürüyerek. Durulması gerekiyor. Yürüyerek. Çünkü gitti. O dönemde hayvanlar evcilleştirilmişti. Denizi nasıl geçti? Çünkü Bering Boğazı yine dediğim gibi buzul çağı olduğu için o dönemde... Buzların üzerinden diyorsun. Yok yok. Buzul çağından kastımız buz olması. Tabii ki buz var fakat deniz seviyesi bugünden şu anki seviyesinin 100 metre daha düşüyor. Doğal olarak bugün bizim... 100 metre diyorsun. Kaç kilometre oran derinliği? Yok, kilometre yoktur. Mesela bizim İstanbul Boğazı bile 100 metre. O İstanbul Boğazı, Karadeniz'in derinliği... Yok yok. O kadar yani boğazlar çünkü şöyle düşünün. Kara parçalarının birbiriyle iyice yakınlaştığı nokta okyanus var. Gibi düşünmeyelim. Tabii, tabii. Okyanus, bir boğazın derinliği. Boğazların birkaç yüz metreyi zaten geçmez. Cebeli Tarık derindir. Nasıl geçler birkaç yüz metrede olsa? Sonuçta buz olarak bile kabul etsek diyelim yürüyerek ki kışın diyorsunuz. O kesin. Çünkü o dönemde hayvanlar evcilleştirilmediği için at sırtında vesaire zaten imkan yok. Sadece yürüyerek geçme imkanı var. Ve ilk biz yıllardır Kızılderililerin atı evcilleştirdiğini, ata çok iyi bindiğini biliyoruz. Göç ettikleri zamanda yok muymuş bu evcilleştirme? Yoktu. Aslında yok. Burada Hulki Bey, ikimizin... Tartışmayalım o zaman. Hayvanların evcilleştirilmediği bir tarihte yürüyerek Ural Altaylardan Bering Boğazı'nı geçerek Amerika'ya gidiyor Kızılderililer. Evet. Bunu da şöyle kolay anlayabiliriz. Bakın her yıl 3-5 kilometre yürüse insanlar, ki çok kısa bir mesafedir yıl için söylüyorum. Birkaç bin yılda çok rahatlıkla Güney Amerika'ya ulaşırlar. Yani Güney Amerika'nın en ucuna. Bize şöyle gibi düşünmeyelim yani hususi bir göç için hazırlanıp erzağını alıp yürüme şeklinde değil. Zaten o dönemin insanları avcı toplayıcı dediğimiz... Ev yok, barınak olarak mağaralarda yaşayan, sığınaklarda yaşayan ve hayvanları avlayarak hayvanların peşinde giden insan toplulukları. Yaklaşık 20-30 kişilik belki gruplar halinde yaşayan ve sürekli hayvanı, avı takip ederek hareket eden insanlar. Ve bunlar bu haritada gördüğümüz gibi Amerika kıtasına kadar yayıldılar. Diğer yerlerde gördük. Bir dakika, şunu bir daha vurgulayalım. Çünkü bizim o teknik konuşmalarımızın dışında bu nokta belki programı içinde en önemli başlıklardan bir tanesini oluşturuyor. Kızılderililer kaç yılında bu? Buzul çağında. İki kere. Birincisi 25 bin yıl önceki göç. İkincisi ise 12 bin yıl önce. Ama o süre zarfında yani ilk göç 24 bin, 25 bin yıl önce olsa da o süreden sonra... Buzul çağı sona erinceye kadar, çünkü o zaman Bering Boğazı açıldı ve göçler durdu. Zaten kopukluk da ondan sonra meydana geliyor. Binlerce yıl, işte Christoph Colomb'un, Amerigo Vespucci'nin ben buldum deme sebebi, çünkü dünyanın geri kalanı artık orayla irtibatını kaybetmiş oluyor. 11 bin yıl önce buzul çağı sona erdikten sonra orada kalan insanlar Amerikan yerlilerini oluşturuyor. Şimdi bazı kesimlerde de bu görüş,
gülmece konusu olarak işleniyor. Vay canına bakın işte Kızılderililerde Türk çıktı. Siz Türk çıktı demeseniz de orta Türklerle aslında aynı bölgeden geldiklerini ortak söylüyorsunuz. Ortak ataları kesin yani. Orta, ataları ortak. Evet. Çok önemli bir şey. Evet. Yani gülünecek bir durum yok. Bilimsel bir durum var. İki farklı görüşte olan insanlar olarak siz bunu kabul ediyorsunuz. Hiç şimdi tartışılacak bir taraf yok. Çünkü dediğim gibi DNA testi ortada. Bir de burada izleyicilerimizin en çok belki anlamakta zorlandığı haplogrup kavramını kullanıyoruz. R1B haplogrup AQ diyoruz. Bu nedir? Bu gördükleri haritada bu yayılma rotalarını izlerlerse, haritayı kaybetme, o göç esnasında haplogruplar oluşuyor. Yani buradan geçen F grubu bir F haplogrubu oluştuysa ondan K, P grubu bu şekilde Y kromozomunu için konuşuyorum. Aynı şey mitokondriyal DNA için de geçerli. Yani mekanizma fark etmiyor. Bu yayılma esnasında birkaç bin yılda bir meydana gelen bir mutasyonla yeni bir grup oluşuyor. Doğal olarak Orta Asya'da bizim en çok merak ettiğimiz Ural Altay, Sibirya bölgesinde ilk belirlenen grup P. 35 bin yıl önce oraya gelen ve oluşan, Osman Bey'in de dediği çok az bulunan bir gruptur. P, Türk grubu diyorsun. Yine söyleyeceğim çünkü bakın peki, şöyle peki aynı bölgeden diyeyim dediğimiz gene insan 35 bin yıl önce Sibirya'da, Orta Asya'da görülen bu insan muhtemelen gözümüzün önüne hayal ederek getirirsek nasıl bir insandı? Çevresinde bir 5-10 kişilik ailesi olan, 15 kişilik bir grupla yaşayan, bir yerlerde mamut avlamak için, bir av hayvanı avlamak için koşan insan. Bunun için ne Türk diyebiliriz, ne Rus diyebiliriz ama hepsi binlerce yıl sonra Türk, Rus, İngiliz, sonra Fransız da hepsi bunun neslinden geldi. Peki ama tartışmada belli bir yere gidebilmek için bu önemli. Evet. Aynı bölgeden, aynı yerden gittiler bunlar. Önemli. Şimdi şu açıdan bakalım, şunu söyleyelim. Daha önce Türkler ve Kürtlerin aynı YDNA grubundan, yani cinsiyeti belirleyen YDNA gruplarından olduğunu söylemiştiniz. Evet. Kızılderililerde baktığımız zaman YDNA grubu ne gözüküyor Q. orada? Q. C3 de var az olarak ama en baskın olanı Q'dur. %80. Q kimdir size göre? Q, P'nin birkaç bin yıl sonra P'den ayrılan yine Ural Altay Sibirya bölgesinin bir grubudur. Ya, siz buna Türk diyorsunuz. Hayır, bu gruba. Demiyor musunuz? Hayır, Q'ya? Moğollar mı diyorsunuz? Moğol grubudur. Bir de şu var. Moğolların da Türk olduğunu söyleyenler işte var bakın, ama ata grubumuz diyoruz. Biz bir şey demiyoruz. Ata grubumuz. Hulki Bey, ben bunu özür dileyerek tekrar gidiyorum. Bunu şunun için anlatıyorum. Neden Q'ya Türk demek veya R1'e Türk demek anlamsız? Yani izleyicilerimiz bunu harita üzerinde görsünler. Bunun için istedim. Çünkü Q'ya Türk, o zaman şöyle düşünün, bir ağacın dalı var, kökü var, o ağaçtan ayrılmış dallar var. Şimdi daldan ayrılan bir sürü dal var. Evet. Biz 15 bin, 20 bin yıl önce Ural Altay bölgesinde yaşamış bir insan, Q, bir insan adı gibi düşünün ki mesela burada Ryan Sykes güzel bir yöntem izlemiştir, bunlara isim vermiştir. Mesela U grubuna Ursula, H'ye Helena gibi. Mesela Q'ye de bir isim verecek olursak, bu da bir kurban diyelim, Orta Asya'da kullanılan böyle bir isim koyalım. Şimdi bu kişinin torunu bir kısmı Amerika kıtasına gidiyor. Bir kısmı orada kalıyor. Bir bölümü ta Dalmaçya, Hırvatistan'a kadar da gidiyorlar. Hunların büyük kavimler göçüyle. P'nin de aynı şekilde. Yani Q öyle bir insan ki düşünün, ondan, onun neslinden onlarca, yüzlerce ırk türemiş. P öyle bir insan ki ondan Rus'u, tabii Slav'ı, ki İngiliz'i, Fransız'ı, Türk'ü, tabii, hepsi ondan türemiş. Şimdi bizim kalkıp P'ye Türk dememiz, o zaman İngiliz de yok, P İngiliz diyebilir. Ona Osman bir Bey cevap verir de ben başka bir konu söyleyeceğim. Şu anda izleyicilerimiz bizim stüdyodan bir diskotek sesi duyuyorlar. Siz de duyuyorsunuz değil mi? Güm ses geliyor. Ben bunun yayına çok az gittiğini zannediyordum ama izleyicilerimiz diyor ki mesela Beste Hanım, stüdyonuzdan arka planda disko müziği sesi geliyor, sıkıntı nedir demiş. Mehmet Savaş, Sayın Cevizoğlu, programınızı ilgiyle izliyoruz. Ancak üst ya da alt katınızda disko falan mı var? Stüdyonun sesini bastırıyor. Alt katta mı çocuklar disko? Yan tarafta. Sevgili seyirciler, bizim stüdyomuz İstiklal Caddesi'nde.
Sayın Başbakan'dan rica ediyorum bu diskotekleri kapattırması için. Hem gençliğe zararlı, hem ceviz kabuğuna zararlı. Ya da ses yalıtımını yapsınlar, kendileri zıplayıp oynasınlar aşağıda. Yani mahallede bile bağırdığınız zaman komşuyu rahatsız etme hakkınız yok, değil mi? Yani bir diskotek açmış adam, gece kulübü müdür, diskotek müdür nedir? Ben Ulusal Kanal'a geldiğimden beri bu sesi duyuyorum. Cam açıktı, bazen izleyicilerimiz ambulans, siren sesleri, polis arabasının seslerini duyuyordu. Şimdi cam kapalı, klima var. Ama diskotek sesine bir şey yapamıyoruz. O zaman belediye zabıtası da, belediye de bu gidecek diskoteklere bakacak. Ses desibel ölçümleri var. Yalıtımını yapacak. Ondan sonra hoplayıp zıplayacaklar. Ha o gençler tamam hafta sonu eğlensinler istiyorsa ama bizi de rahatsız etmesinler, değil mi? İzleyicilerimiz bile söylüyor. Ben çok az belki mikrofondan gidiyordur ses dedim ama bir de beni düşünün burada. Bu belli bir saatten sonra başlıyor bu, değil mi? Bunu izleyicilerimizle paylaştık madem devam edelim. 12'den sonra mı başlıyor? Evet. 12'den sonra başlıyormuş özellikle. Güm güm bize bizim kafamızın üstünde boza pişiriyor derler ya, öyle. Biz daha çok duyuyoruz bu sesi. Rahatsızız doğru ama yani yapacak ne var bilmiyorum. Bizi izleyen belediyeciler varsa gitsinler baksınlar kurallara uygun mu ya? Bu ses bu kadar dışarı çıkar mı? İnanılmaz bir şey. Güm güm. Onun için biraz da Ankara'da stüdyoda yaptık programları. Ama İstanbul'da böyle bir sorun var. Buyurun. Ben konuyu Osman Bey'le tartıştığımız noktaya getirmek için önce haritayı gösterdim. Dünya haritasında yeryüzüne nasıl dağıldığını anlattım ve o dağılım esnasında Y kromozomunda meydana gelen mutasyonlarla haplogrupların oluşturulduğunu ve bunlara da işte A'dan başlayarak harfler verildiğini anlattık. Umuyorum izleyicilerimiz burada aşağı yukarı bir fikir edinmişlerdir. Şimdi merak edilen konu hangisi Türktür, Türklerle ilişkisi nedir, Q'ye ne diyebiliriz? Şu ekrana verebilir miyiz acaba şu haritayı bir? Bakın N ve Q Sibirya'nın şu Ural Dağları burası, şu bölge. Altay'da burası. Yani tam Ural-Altay dili dediğimiz. Ve Türklerden bahsederken Türklerin ana yurdu, Proto-Türklerin çıkış noktası dediğimiz bölgenin en eski 20 bin, 25 bin yıl öncesine kadar dayanan iki temel grubu bunlar. Ve bunların atası da dediğim gibi P grubu 35 bin yıl önce o bölgeye geldi. P'den şu gördüğümüz R1A çıktı, R1B, NQ ayrıldı. Şimdi burada analiz yaparken gerek Anatoly Kliosov olsun, diğer araştırmacılar, tabii ki arkeolojik bulgular, az önce sözünü ettiğim filolojik yöntemler, nostratif dil teorisi vesaire gibi yöntemlerle bunların hangisi hangi ırkla akrabadır, ne kadar ilişkilendirir, çalışmalar sürüyor. Benim açımdan da kişisel olarak açıkçası hiçbir fark yok. Yani ister R1 Türklerle peki daha açık, yakın çıksın, ister NÜK'e. Fakat şu sonuç var. N grubu hem bu bölgenin en eski grubu Q ve N, 20 bin, 30 bin yıldan bahsediyoruz. Hem de bugün bu insanların torunları hala Ural Altay dili konuşuyorlar. Bakın Selkuplar, Nenetler, Fin, Eston bunlar Ugor, Ural dilini konuşurken Altay bölgesinde, Yakut bölgesine kadar insanlar da bunlar da Altay dillerinin lehçesini konuşuyorlar. Evet. Şimdi burada basit bir mantık yürütebiliriz. Eğer biz R1B'yi Türk kabul edersek, Türklerin, Proto-Türklerin şeyi, o zaman N'yi, Q'yu ta şeye kadar, Bering Boğazı'na kadar, Kamçatka'ya kadar saha Türklerini dediğimiz ne bu yapacağız? İnsanları ne yapacağız? Hemen sonra ben de bu yüzden şunu yorum yapıyorum. R1B için çok tartışılır. Tartışma onlarca yıl sürer. Dediğim gibi 1900'lerde başladı nostratik dil teorisi. Çok net bir soru sordunuz, hemen yanıtını alalım. Ne yapacağız o zaman ötekileri diyor, Q'ları? Yani, soru kendisinden çelişkili de ona cevap verecek bir şey yok. Nasıl çelişkili? Çelişkisi şu. Yani ne hepsinin atası? Değil, P yok. Hepsinin atası. Hayır efendim, ne atası? P çok sonra gelir. Olur mu öyle daha? NOP grubu vardır. Bakın onu da göstereyim. Ya İster, kardeş ne? NOP grubundan tamam, var, NOP grubu ayrı. Var. Tamam. NOP grubuyla ilgili 5 tane ayrı teori var. Etme gözünü seveyim ya. Allah Allah. Yani bu siz N'yi ve Q'yu bu Ural Altay dili konuşan insanları Türk saymıyor musunuz? Ya saymıyorum değilim. Beni anlamıyorsun ki sen. NOP'la ilgili 5 teoriden birisi senin Kolisov'un teorisi.
Ben de diyorum ki bunlar patates değil, bunları isimlendirelim. Kendin de söylüyorsun, çelişkiye giriyorsun. Bunlar Ural Altay dilini konuşuyor baştan beri. Tamam, çelişki kabul. Yok, söylüyorum, kitabımda peki, yazdım zaten. İyi, tamam. Ural Altay dili konuşuyor bu insanlar. Peki bu Slavca nereden çıktı? Bunun içinde yok. Kim? Slavca yok. Slav Ural Altay dili mi? Ya ben de onu soruyorum sana. Slavca Ural Altay dili mi? değil işte. Değil işte. Onun bunun çocukların nasıl Slavlaştı diyorum ben. Soru bu. Kimin çocuğu Slavlaştı? Ama biz cevabını bulamadığımız soruları sorarak bir yere varamayız ki. Hayır, bir şey soruyoruz, cevabı yok. Bulamadık. Bakın, o zaman bulmadık. Slavlaşan yok. Bunlar tam tersine on binlerce yıldır o bölgede yaşayan ve bugün dahi Ural Altay dili konuşan insanlar. Evet. Ve bunların %70, %80, %60 gibi oranlarda burada pek çok halk var. Bunlar da yine kitabın bir bölümünde aldım. Bunların hepsi bugün Ural Altay dili konuşuyor. Şimdi böyle bir grup var ortada. İki tane grup var. Evet. Bunları bırakıp Hint-Avrupa dili, bakın İngilizlerin İran, Sanskritçeden gelen bir Hint-Avrupa dili grubu var. R1 B'yle R1 A'nın konuştuğu bir. En büyük grup bunlar. Yani dili esas alsak zaten birisi derse ki R1 B, R1 A bunlar Hint-Avrupa ırkıdır. Sizden daha çok argümanı var. Niye? Çünkü nüfusunun neredeyse %80'i %90'ı Hint-Avrupa dili konuşuyor. Bunları bir kenara koyuyoruz. R1B'nin en yoğun görüldüğü dediğimiz Bask dili, İbero-Kafkaz dili grubundan. Bu da bugünkü Vaynak dediğimiz Çeçen, İnguş, Ande, Avar dilleriyle akraba. Bunu da Sergey Staratsin ortaya koydu, ispatladı. Bir başka dil grubu yine R1B konuşuyor. Şimdi R1B'nin konuştuğu o kadar farklı dil var ki bütün bunların arasından cımbızla Türkçeyi çekip ve bu Türktür, hepsinin de atası budur demek çok iddialı, zor bir teori. Bunun da aksine bir görüş Kaşgarlı Mahmut var. Kitaba bunu da koydum ben. Kaşgarlı Mahmut, Sogd dediği, İngilizlerin, Amerikalıların Sogdian dedikleri kavmin, yani bu da yine Orta Asya'da bugünkü Türkmenistan, Özbekistan'da yaşayan kavim, bunların Türkler tarafından asimile edilerek, Kaşgarlı Mahmud'un kendi ifadesi, Türkleştirildiğini söylüyor. Yine bunu destekliyor. R1A bugün Kırgızistan'ın yarısını oluşturuyor. Kaşgarlı Mahmud da aslına bakarsanız 1000 yıl önce bugünkü genom projesinin ortaya koyduğu konuya çok güzel bir yorum getirmiş. R1B ve R1A'nın Hint-Avrupa grubunun insanları, Tokaryanlar da bunlardandır. O Çin'de mumyaları bulunan Sincan bölgesindeki Uygur. Bunların Hint-Avrupa ırkının insanları olma ihtimali çok daha yüksektir. Kesindir demiyorum. Yarın dediğim gibi Anatoly Filosof aksini kanıtlarsa onu da ben... Şanlıurfa, Göbekli Tepe çok önemli değil mi bu araştırmalarda? Şuna netlik getirelim de ondan sonra gidelim. Şimdi Murat Bey'in söylediği NOP grubu 5 tane faraziyesi olan grup. R'nin atası bunlar. Bunların ilk atası N grubu. Yani Ogur dediğimiz grup. Şimdi Amerika'nın kuzey kısmında Oğullar, Moğollar var da güney kısmında da N'liler var. Yani bugünkü Perulular N grubu mesela. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi buraya bakıp da bunlar Çok doğal olabilir ki ne grubu Amerika'ya geçmişte. Bakın. Bir dakika beni bir kesmeyin, bir yere geleceğim. Şimdi hep siz kesiyorsunuz, bir şey çıkartamıyorum sonuç olarak ben. Şimdi bunların Ural Altay dili bu NO ve P grubundan türeyen dil. R grubu bunların doğal çocuğu. Ural Altay dili konuşması mecburi. Ben de diyorum ki bu R grubu Ural Altay dilinin çocuğu R bunu konuşuyor mecbur ise bu R grubu A'sı nasıl Slavca'yı öğrendi, B'si nasıl Hind-Avrupalı oldu? Bunun diyorum ortak bir paydasını bulmamız lazım. Bugün Starostin'in kabul ettiği şey, siz bir yere atlıyorsunuz, Starostin'in kabul ettiği, hatta Attila var 79 yılında Starostin'in teorisine ileri geçen, diyor ki Hind-Avrupa grubu diye bir grup yok, bu Yukagir grubu olarak şeyin en alt grubudur diyor Ural Altay dillerini. Yani bugünkü İngilizce dediğiniz, Rusça dediğiniz, Fransızca dediğiniz grup Ural Altay grubu 6 tanesinin içine 7. olarak Yukagir grubu diye giriyor. Çünkü diyor bunun kökeni bu. Bir Baskla bir Çeçen rahat anlaşıyor. Ben de bunu biliyorum. Kendi konuşmalarından gördüm. Ama Basklıya
Avrupalı baskı diyor. Bir baskı, siz sorduğunuz zaman baskı, ben baskılıyım demiyor. Bu konuyla ilgili şey göstermez. Onun ne dediği önemli değil ki. Sözler... Çok şey önemli. Niye? Neyi önemli biliyor musunuz? Konuştuğu dili. Bilmiyordur belki ne olduğunu. Siz de diyorsunuz ya, demin okudum sizin kitabınızdan. R1 A ile R1 B olduğunu bilenler var. Bilmeyenler evet. var diye. Yani o zaman bu soruyu sormayın. Demek ki bilmiyor olabilir. Yani bakınız size göre. Şu var. Şimdi Murat Bey'in söylediği Starostin'in gruplandırdığı Semito-Hametik grup dediği Kafkas dilleri Semito-Hametik gruba hala dahil edilmemiştir. Kafkas dilleri ne olduğu belli olmayan dil grubu diye geçer. Ne olduğu belli olmayan demeyelim de ayrı bir dil grubu. Anlatabiliyor muyum? Altı temel dil grubundan biri de İbero-Kafkas. Yani bunun Hint-Avrupa'yla, Ural-Altay'la ilgisi olmayan kendi başına ayrı bir dil grubu. Şimdi burada tarihi bir bilgi eksikliğimiz var. Bakın. R1B grubu dediğimiz gibi J ile ki Çeçenler, Avarlar, bu otoktan Kafkasyalılar J1, J2 grubundandır. Yani hayır sizi, değildir. İşte yine bir faciayla karşı karşıya. Değildir. Osman Bey yapmayın. Bakın ben bunu değildir. Balanovski'nin peki. size göndereyim bakın, mi? Bakın Gökçümen'inkine bakın. Getirin, Gökçümen yapmadı ki bu araştırmayı. Ya, boş verin onu. Gökçümen'inkine koyalım. Getirin. Var mı Gökçümen'de sizde? Gökçümen'de var dört mı? Numaralı. Dört numaralı evet. benim resmimi Osman getirir Hocam, misiniz? Dört numaralı resmine. Bakın bu Gökçümen'in. Yani. Şu an gerçekten bazen öyle resim, şeyler söylüyorsunuz. Ben şüphe ediyorum. Yani Osman bakın, Bey siz gerçekten bu konuyla çalıştınız mı diye. Ben iyi çalışıyorum. Ben iyi biliyorum bu konuyu. Gökçümen'in bahsettiği dört tane köy Çerkez. Çerkez köyü. İşte bakın. Ne gösteriyor bu? Çerkez köyündeki R1B'den bahsedecek. Önceden evet. ben söyleyeyim. Bahsetsin bir ama dakika. Ama Çerkezlerin R1B olduğu. Osman Hocanın resmi kendisi konuşsun. Buyurun Osman. Onu söyleyeceksiniz evet. değil mi? Biliyorum Ulke Bey zaten. İzleyiciler anlamadık ki siz aranızda şifre gibi konuşuyorsunuz. Ne diyorsunuz bakın, hocam? Buyurun, ne bunu açıklayın evet. o zaman diyorum. Hayır. Hayır, zaten... bir dakika. Osman Hoca benim resmi getirin dedi, getirdik. Siz açıklayın. Osman bakın Hoca. Bu ne bu? Şimdi Osman Bey sözü bana verdi. Verir yok, misiniz yok, hayır. Açıklayayım. Hayır Osman Bey'in resmi. İsterseniz açıklayın sonra da ben açıklayayım. Müsaade edin. Hayır yok lazım. İzin vermiyorum. Osman Hoca kendi resmini açıklasın bakalım. Sonra siz açıklayın. Buyurun hocam. Bakın şimdi burada Gökçümen denen arkadaşın kan topladığı 140 tane. Bunu da şeye gönderdiği Kolombiya Üniversitesi'nde Theodor Schultz tarafından yapılan çalışma bu. Tamam. Tamam mı? Burada çok ilginç bir sonuç var mesela. Yani başbakanımız diyor ya hani 36 etnik grup var diye Türkiye'de. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 taneden fazla etnik grup yok Türkiye'de. Peki bu gamalı haç işareti soldaki bu kemikler onun, ne bunlar? İlgisi yok. Yok. Üstteki şeye şey bakıyoruz. Şimdi tabloya bakıyoruz. Evet Gökçümen Ankara ile Eskişehir veya Konya arasında diyelim söylemeyelim birbirine sınır 4 köy alıyor. Bakın kontrollü dememin sebebi şu. Şeye de, köydekilerle de konuşuyor. Mesela kırmızı grup Kürt köyünü temsil ediyor. Doğu köy. Ben doğudan geldim Kürt kökenliyim diye. Merkez köy Sarılı bunların hepsinin ortasında yer alan anladığım kadarıyla ve Çerkez kökenlileri anlatıyor. Tamam mı? Tamam neyi gösterir bu? Şimdi yani bu araştırmayı bizim insanların bizim bilim insanlarımız ankete dayalı olarak mı yapıyor? Anket gibi bir şey. Sen kimsin? O anket sonucundan bakacağız. Hayır bu anket sonucu değil. Bu ama kan analiz anladım da soruyorlar dediniz. Burada bir yanlışı daha düzelteceğim. Hukuki Bey izleyicilerimizi de korkutmasın Osman Bey. DNA testini kandan yapmıyoruz. Yanak içinden alınan tükürük numunesiyle yapılıyor. Herhangi bir acı ve kan söz konusu değildir. Ya kardeşim kandan kan, da yapabilirsin onu. Kanla olacak, da saçla da yapılır da her yapılmıyor. Yani ben doğrusunu söylüyorum. Kanla değil tükürükle ağız içinden alınan sıvıyla yapılan bir test. Onu daha önce de bahsettim. Tükürükten değil epitel hücrelerinden alıp yaparsın. Yani bunu. Ağız içindeki evet, sıvıyı kastediyoruz. Tükürük derken bunu kastediyoruz Osman Bey. Kanla yapılmıyor. Ya. Kimsenin kan alacaklar kan vereceğim diye bir panik yapmasın. Müşterilerimiz kaçmasın diyorsunuz. Müşteri ya, anlamında demiyorum. İnsanlar çünkü kan lafını yani duyunca artık, da biraz tedirgin artık oluyorlar. Kan almak da çok teknik yani öyle ya, eskisi gibi. Tükürükten yaptığın zaman da hücreden yapıyorsun. Kandan yaptığında da hücreden. DNA'dan kandan yapıyorsun. Da yapılır da ben ya. Söylüyorum hani kandan peki, yapılmıyor. Peki sonuçta şu haritayı bir tabloyu çizelgeyi hocam bize bir söyleyin. Şimdi bizim hocalardan bir tanesi gitmiş. Oradaki köylülere
4 tane köyü esas almış ve sormuş diyorsunuz. Evet. Sorup cevap alması bizi ilgilendirmiyor. Beni ilgilendirmiyor. Yaptığı araştırmanın sonucu ne çıkmış? Onu söyler misiniz? Şimdi yaptığı araştırmanın sonucu Gökçümen'e göre diyelim biz. Evet. Yaptığı araştırmasının sonucunda şimdi diyor ki Doğu köylülerden aldım diyor. Kırmızında Doğu köyü belirtiyor. Bak tamam. Kırmızıdan 3 tane yeri var. E3B, J2A, R1B ve R1A var. Evet. Şimdi bu kart kurt edebiyatının da burada doğruluğu ortaya çıkıyor. Kürtlerin içinde Yupedia'nın söylediği, burada da Gökçümen'in bulduğu R1 Kürt grubu içinde, Kürt etnisitesi içinde %15 oranında R1A, R1B var burada. Şu sesi, camları falan kapatıp kesebilir miyiz? Daha çok arttı değil mi? Yapamıyoruz bir şey. Peki. Sanki evet. Açıklamayı duydular ve arttırdılar evet gibi ya. Ses tonunu. Herhalde evet, zabıta gitti. Daha çok bu gümrükletin dedi. Ses arttı. Evet. Evet. Şimdi bir daha söyleyeyim mi? Buyurun. Kürt etnisitesi dediğimiz etnisite yekpare bir etnik gruptan meydana gelmediğini gösteriyor. Bu bir. Dört tane etnik grubun karmaşasından, halitasından bir grup olduğu gösteriyor burada. E3B Avrupalı yerli ırk, J2B Arami grup, R1A ve R1B de Orta Asyalı grup. Peki, İşte şimdi, Murat Bey'in söylediği gibi Türk demeyelim hadi. Tabii Orta Asyalı grup dedi. O dört köydeki sonuç. Hayır, dört köy değil. Kürt etnisitesinin işi tamam, bundan oluşuyor. Aslında Kafkasya'dan geldik. Yine değişti konu. Konu şuydu. Ben şunu söyledim. Müslüman Bey hayır dedi. Çerkez Adıge grubunun R1 grubundan olduğu zaten biliniyor. Bunun da DNA testleri var. Ben onları demedim. Onlar da İbero-Kafkas dilini konuşurlar. Peki. Dilleri akrabadır tamam, ama. Burada senin aynıyız. Vaynak, bak şu söylediğin aynıyız. Bitireyim. Vaynak grubu dediğim Çeçen, Andi, Avar, İnguş. Bunların neredeyse tamamı J1 ve J2 grubundandır. Araştırma yapılmıştır. İsterseniz size de göstereyim. Yani siz Çerkezler, Adıgeler, R1B ise Çeçenler de öyle olmak zorunda gibi yani, bir mantık yürüttünüz. Öyle bir durum ben de aynı yok. Araştırmaya bakıyorum. Ben olur söyledim mu? J1B ve J2'dir dedim Kafkas halkı. Şunun için söylüyorum. Toparlayalım. Bakın, orada, az sonra programı da toparlayacağım çünkü kapatacağım. Bir daha ona o şeye gelebilir miyiz? Gelmeyelim artık, söylediniz onu. Ne çünkü yapacağız? Orada Çerkezlerden aldığı örnek Çerkezlerin yani. Etnik grubu da aynı Kürtler gibi tek gruptan meydana gelmiyor. Özellikle Q grubu var. Ne grubu var? R var. R1A ve R1B var. J de var onların içinde. Şimdi bu türlü çalışmalara baktığınız zaman o bölgedeki sosyolojik tabakalanmaya bakmanız lazım. Anlatabiliyor muyum? Şurada mutabık olabilir miyiz Osman Bey? Ben son bunun için gayret edeceğim. Şu haritayı bir daha ekrana verebilecek miyiz siz Ahmet? Şimdi neden ısrarla şundan kaçınıyorum? J2 Aramidir. Efendim şu Yahudidir. Bu Türktür demek neden sakıncalı? Şunu dememiz doğrudur. Şu Amerikan Kızılderililerinin efendim Altay bölgesinde yaşayan halkların atasıdır. Bu kelime doğru. R1B İngiliz, Slav, Rus, Hint, Avrupa halkının çoğunluğunun atasıdır demek doğru. Ama bir haplo grubu bir ırkla, bir millet adıyla ilişkilendirmek bilimsel bir temele dayanmıyor. Peki. Çünkü J2 öyle bir gruptur ki 30 bin yıl önce meydana gelmişse evet. J grubu. Evet. Bunun içinden bir bölümü, yani şöyle düşünün, daha İbrahim peygamber yokken, evet. İbrahim aleyhisselam yeryüzünde yokken ki yaşadığı evet. Tarih 4000 günümüzden 4000 yıl önce, Yahudi kaynakları 3800 yıl önce olarak belirtirler. Evet. Şimdi düşünün, Yahudi dediğimiz ırkların atası olan İbrahim peygamber 3800 yıl önce yaşamış. Muhtemel grubu da J1E'dir. Çünkü bu arada bir konuyla da bağlantı kuracağım. Mesela peygamberimizin soyundan olan insanları da DNA testiyle tespit edebiliriz. Çünkü Haşimi ailesinden gelen mesela Ürdün kralı gibi şeceresi sabit olan kendilerinin peygamber soyundan olduğunu belgeleyen insanların DNA testi yapıldı ve J1E grubundan çıktılar. Y kromozom olarak söylüyorum. Şimdi doğal olarak İbrahim Aleyhisselam da bu gruptandır J1E. Ama sözünü ettiğimizce ondan zaten 15 bin, 20 bin yıl önce yaşamış ve ondan gelen insanlar bir kısmı Kafkasya'ya dağılmışlar,
Orta Asya'ya dağılmışlar, Afrika'ya kadar yayılmışlar. Şimdi kalkıp J Yahudidir, J2 Aramidir demek o anlamda sakıncalı. Peki, ben şimdi şöyle izleyicilerimizin görüşlerini sakıncalı söylüyorum. Sizin teorik söylediğinize ben katılıyorum. Ama bugün Yahudi dediğiniz toplum toplam olarak J2A grubundaysa buna bunu yok, demek değil. J1 de var. Yahudilerden. Kohenimler de var. Onu da DNA tespit edebiliriz. Geldiğimiz nokta belli sevgili konuklarımız. Ben izleyicilerimizin bazı görüşlerini söyleyip sonra kapatalım. Son sözlerinizi alacağım. Mehmet Bey diyor ki ben Finlandiya'da yaşıyorum. Finliler de aslımız Türktür diyor. İyi programlar demiş. Cemal Bebek isimli izleyicimiz. Anadolu'daki en saf Türklerin Sıraç Alevileri olduğunu duymuştum. Bu konuyu açıklar mısınız? Biraz önce de sormuştuk. Not alırsanız bir de ona cevap verirsiniz. Can Duman'ın birkaç sorusu var. Diyor ki, Adem ve Havva'dan geliyorsak neden sakat doğumlar gerçekleşmemiş? Osman Hoca'ya sorar mısınız? Müslüman mı? Müslüman ise Hazreti Adem hangi ırktandır? Onu bize söylesin diyor. Devam etmiş. Osman Hoca evde at sütü içer mi? biz testimizi bu şekilde. Ha, kitabınızda öyle yazıyordu. Kabız olmuyor mu? Biz at ırkından mıyız? Sütünü içtik, ata mı benzedik? Bu da çok saçma bir soru gibi gelebilir ama doğru. Niye? Bazı dini tartışmalarda domuz eti niye yenmiyor? Efendim, domuz eti yiyen domuza benziyor diye dinciler açıklama yapıyordu. Ya, onlar saçma sapan şeyler. İzleyiciler diyor ki at o zaman buna mı benziyoruz? Devam ediyorum. Bu diskotek gürültüsünden yakınanların görüşlerini açıklamıştım. Devam etmiş izleyicilerimiz. Ayşe Uçar diyor ki memlekette yangın var. Onlar hoplayıp zıplıyorsa yazıklar olsun demiş. Genetiğimiz değişti Hulki Bey. Memleketimiz yangın yeri, televizyonlarımız düğün evi. Yazık bu millete demiş. Adike Hanım tam tersini söylüyor. Diyor ki Hulki Bey sesi ben duymuyorum. Televizyon sesini sonuna kadar açtım ama disco sesi yok diyor. Buraya davet ediyoruz haftaya. Bir gelin bakalım. Hafta sonu diye böyle oluyor herhalde. Nurşen Fidan. Sayın Cevizoğlu diskolar kapansın filan demeyin. Çünkü ayran içtiğinizi düşünmeye başlayıp yayık göndereceğiz demiş. Ayşe Altan. Ne yazık ki bu kadar önemli bir yayın yapılırken diskotek açıklaması var. İyi konsantre olabiliyorsunuz. Tebrik etmiş herhalde. Ama bir yerde diyor dımtıs dımtıs sesler var diyor. Bir anda da Osman Bey. Bu yayın burada biter herhalde demiş Ayşe Hanım. Ömür Oğuz diyor ki ben o Murat Bey diyor size. Hadi kan testi mi, kan örneği mi, tükürük mü, DNA mı dediniz ya. Ömer Oğuz diyor ki ben o Murat Bey'e ne kanımı ne tükürüğümü veririm demiş. Demek ki bu kadar açıklamanızdan sonra izleyicilerimize verdiniz ya da bir kısmına verdiğiniz imaj bu. Ben bir eleştiri getirebilir miyim Hulki Bey size? Anlayışınızı yapın, aslında. Yapın. Bu saatte. Şimdi aslına bakarsanız ben diskoteğin sahibi siz misiniz yoksa? Yok, diskotekle alakalı değil. Bu gerçekten çok önemli bir konu. Hem size teşekkür ediyorum. Yok, genom projesi anlamında. Çünkü dünyada çok yeni olan ve Türkiye'de henüz ciddi anlamda gündeme gelmeyen, belki ilk defa bu programda gündeme geldi. Yani kapsamlı olarak böyle bir çalışmanın olduğu ilk defa siz getirdiniz. Size teşekkür ediyorum. Bir de eleştiri getiriyorum. Tabii. Bunu tartışma, kişisel görüşlerin tartışmasından önce insanların anlayacağı şekilde temelden, basitten bilgilendirme şeklinde, soru cevap şeklinde yapabilseydik ama ben çok daha faydalı olacağına inanıyordum. İkinci aşamada insanlar bunları algıladıktan sonra genom projesi nedir? Osman Bey ile farklı düşünen ben veya bir başkası gerekiyorsa Anatoly Klyosov'u buraya davet edelim. Bunlar da tartışma konusu ayrıdır. R1 ve Türk mü, Q ne kadar Türk vesaire. Bu biz İkinci etabı aslında, yani temeli olmadan, insanların bilgisinin olmadığı bir konuda temeli atlayıp bir program yaptık. Bu yönden hem size teşekkür ediyorum hem de bir eksikliği getiriyorum. Hem de eleştiriyorum diyorsunuz. Olumlu bir eleştiri, eksiklik bu konuda çünkü. Olumsuz da olabilir, ben hepsine cevap vereceğim şimdi. Eğer eminim ki insanlarımız bunu öğrenirse, burada genom projesinin aslında ne ırkçılık, ne milliyetçilik, ne din bunlarla hiçbir ilgisi yok. Sadece
tamamen bilimsel amaçlı kan testini veya DNA örneğini gönderdiğinde ne olacak o insan? Haritada 70 bin yıl öncesinde atalarının Afrika kıtasından nasıl hareket ettiklerini görerek bulunduğu noktaya geldiğini görecek. Bu kadar. Yani aslında insanlara biz sen şusun busun filan demiyoruz veya kimsenin etnik grubuyla ilgili vesaire de konuşmuyoruz. Evet. Bunu da düşünün, dünyanın her yerinde insanlar sırf bu amaçla numune gönderiyorlar. Evet, peki, çok teşekkür ederim. Ama şimdi Alevi konusunda sorunuzu cevaplayayım. Bir başka izleyicimiz Zeynep Hanipa diyor ki lütfen bitirmeyin demiş ama gelsin bizim yerimize koysun kendisini burada. Şimdi sizin Alevi konusunda görüşünüzü alacağım ama şu dakikaya kadar söylediğiniz son sözlere yanıt vereyim. Şimdi bu bence çok güzel, önemli bir konu. Türk'ün genetik tarihi ve dünyadaki bütün yaşayan insanların genetik tarihi. Binlerce yıl öncesine giderek yapılan araştırmalar bugün geldiğimiz nokta. Bence kitap yazmak, araştırma yapmak ile televizyonda konuşmak çok çok farklı. Ben sizin yerinizde olsaydım bana sorsalardı bu açıklamaları inanılmaz güzel bir şekilde anlatırdım. Kusura bakmayın. Niye? Bu size eleştiri değil ama belki bir tavsiye olabilir haddim olmayarak. Estağfurullah. Aslında haddim de olur. 30 yıllık bir televizyon gazeteci olarak yani bu konuda size ve sizin gibi önemli konuları başka ekranlara da çıkarak anlatacak insanlara yol göstermek açısından bir hadde sayılabilir. Küstahlık değil ama bir bilgidir. Kitaplarınızın, araştırmalarınızın önemli yerlerini televizyona gelmeden çalışmanız gerekir. Şimdi Murat Bey, işte belli bir sırayla gidelim diyorsunuz ama televizyon karşısındaki izleyici üniversitede amfide oturan öğrenci değil. Öyle bile olsa haftanın bu günü ekran karşısında bak 3,5 saat olmak üzere 3,5 saat boyunca R1, A1, B1, C, Q, P bunlarla uğraşmak istemez. Biz de eve gidip ekran karşısında seyirci olduğumuz zaman hiçbir kanalda bunu dinlemek istemeyiz. Siz bunu bir kere bilmeniz gerekir. Onun için Osman Çataloluk Hoca'ya da, siz Murat Mirza'ya da özellikle sorularla araya girerek şunu yapmaya çalıştım. Siz bu kitabı yazarken, siz de bu kitabı yazarken burada bize vermek istediğiniz ara bilgileri zaten öğrendiniz, hatmettiniz, ezberlediniz, içselleştirdiniz, sindirdiniz, bildiniz. Bizi bunlarla boğmayın. Ekranlarda başka yere giderseniz de bunu yapmayın. Geldiğiniz sonucu söyleyin. Tartışmada şunu yapacaksın. Bu çok teknik ayrıntılı bir şey olduğu için. Siyaset olsa hadi bakalım hurra konuşalım. Öyle değil. Bütün bu teknik ayrıntılar izleyiciyi sıkar diyerek geldiğiniz sonucu anlatacaksınız. Yani hap gibi bunu vereceksiniz. Bu kitaplarınızda neler yazıyor? Ben izleyicilerimize okumalarını öneriyorum. Türk müsünüz diye Murat Mirza ve Türk'ün genetik tarihi Osman Çataloluk. Bu kitapları izleyicilerimizin okumasını istiyorum. Buradaki tartışmalardan daha farklı, daha yararlı, katılsanız da katılmasanız da bilgiler edineceksiniz okuduğunuz zaman. Ama bunları burada yansıtmanızda biraz sıkıntı oldu. Ben bir izleyici olsaydım, ya kitabı acaba bunlar mı yazmadı? Ya da gelirken kitaplarını okumadılar mı? Okudularsa demek ki konuşma diliyle yazma çok farklı diye düşünürdüm. Oysa çok heyecanlı, maç gibi anlatılabilecek şeyler var kitaplarınızda. Ben onlara girmeye çalışıyorum. Siz yok o harfler bu şeyler. Çok teknik kalıyorsunuz. Bence bir dost tavsiyesi, bilime bir katkımız olsun. Başka yerlerden de davet gelir. Gittiğiniz zaman bunlar için kitabınızı bir daha okuyun. Hocam kusura bakmayın. Beni çağırdıklarından başka programla benim aylarca sabahlara kadar çalıştığım kitabımı okuyup da gidiyorum ben oraya. Bir iki ay evvel uçakta bir başka kanala konuk olarak gidiyordum. Tam uçaktan iniyoruz körüğünden. Bir genç geldi, 35 yaşlarında birisi. Ya Hulki Bey dedi, uçak boyunca kendi kitabınızı okudunuz. Niye ki dedi. Yani herhalde beni megaloman bak kendi kitabını uçakta okuyor falan diye gördü. Ya dedim ki ben bir saat sonra bir kanalda canlı yayına çıkacağım. Bana bu kitabımdan soracaklar, onun için okuyorum. Niye? Çünkü bana o dipnotunda sorabilirler. Onu insanız unuturuz. En son bilgileriniz öyle olacak. Yani katılacak bu programa, başka programa katılacak insanlara önerim bu. Kendi yazdığınız kitabı okuyarak gidin. Yol yorgunu olabilir insan, olsun. Uçakta okuyun, otobüste okuyun. Geldiğiniz zaman yarım saat önce gelin. Bunlar tekniktir aslında. Televizyon konuşma teknikleri diye bir kitap yazılsa oraya yazabileceğimiz şeyler. Burada bedava anlatıyoruz.
stüdyoya giderken bir saat önce gidin stüdyoda bir köşede kendi kitabınıza bakın. Ne sorular gelebilir diye araştırın. Sanal ortamdan kendinize gelen sorulara bakın. Efendim bu soru var ama ben daha teknik konuşacağım demeyin. Siz bu işin allamesi, alimi olabilirsiniz. Ama fark etmez. Mevlana'nın dediği gibi siz ne derseniz deyin. Söylediğinizin gücü karşınızdakinin anladığı kadarıdır. Biz de bir gazeteci olarak karşımızdakine bunu anlatmak zorundayız. Yoksa biz de oturur okuruz kendi kendimize bunu evde. Değil mi? Yanıtım budur. Ama Aleviler konusundaki cevabınızı şimdi alayım. Sonra Osman hocamıza geçelim. Şimdi Aleviler konusu genetikle evet alakalı bir durum var. Çünkü İnançla gen nasıl oluyor? Şu şekilde oluyor. İlk çıkış noktası bu Horasan. Oğuz Türklerinin Müslümanlaştırılmasıyla başlayan süreçte Sufi akımları biliyorsunuz gelişiyor bölgede. Özellikle tarikatların kuruluşu tam Oğuz Türklerinin Anadolu'ya göç ettiği zamanlamayla aynıdır, senkronizedir. O dönemde Horasan Erenleri dediğimiz insanlar ki bugün daha çok Tunceli gibi, Koçgiri ailesi gibi bilinen, tanınan aileler, Anadolu'nun İslamlaştırılması, İslam'ın, Müslümanlığın bu Sufi sevgi ve kardeşlik, barış yönünün tanıtılarak, yani savaş öncesinde bir buraya böyle misyonerlik anlamında diyeceğim, belki doğru kelime olur mu bilmiyorum ama gönderilen ve kurulan pek çok ocaklar var. Bu erenler, ocaklar o bölgelerde kendi aileleri, gelenekleriyle yüzlerce yıl yaşayarak hem o topluma yeni katıldıkları Anadolu halkına, ki orada Ermeniler, Kürtler, Rumlar, bugünkü bu coğrafyanın tüm insanlarına İslam'ı tanıtıyorlar ve bununla birlikte de kendi içlerinde yaptıkları evlilikler dolayısıyla Orta Asya'ya, Horasan'a ait olan genleri daha çok muhafaza ediyorlar. İlginç sonuç da şuradan geliyoruz. Bugün Afşar boyu olarak bilinen, Afşarlar adıyla anılan kişilerde ve Alevi halkında Q ve N gruplarını daha fazla görüyoruz. Ki bu yine Doktor Ömer Gökçümen'in çalışmasında da vardır. Q grubu %13. Yani Türkiye genelinde %2 dediğimiz Ural Altay grubu, Alevilerde %13'e, N grubu %22'ye kadar çıkıyor. Bu da hakikaten bu toplulukların Orta Asya bağlantısının genel Türkiye coğrafyasına göre daha güçlü olduğunu gösteriyor. Evet, peki teşekkürler. Bir izleyicimiz Can Bey, gene Can Duman diyor ki Mirza Bey, yani Murat Mirza Bey ABD'ye mi hizmet ediyor? DNA toplayıp biyolojik silah mı yaptıracak? Bunu sorun lütfen demiş. Siz de bir ara reklam arasında demiştiniz böyle şeyler var diye. Yok. Öyle yani bir silah, bu sizin genom araştırma merkezi, hani herkese DNA testi yapıyor ya. Acaba böyle bir şey mi? Birisine mi hizmet ediyor diyor. Burada aslında soruya ben hem teşekkür ediyorum. Çünkü insanlar genellikle komplo teorisini, özellikle gen alakalı olduğu zaman mutlaka kuruyorlar. Yadırgamıyorum da, çünkü siz de dediniz yine o reklam aracısı konuşmamızda. Bir insandan DNA örneğini istemek, ev adresini, telefon numarasını, bütün özel bilgilerini istemek gibi çok özel bir konu. Çünkü bir defa insanın DNA'sına sahip olduğunuz zaman, biz şu an sadece Y kromozomu ve baba tarafından soy ağacından bahsediyoruz ama genlerimizde bize ait her bilgi var. Yok, korkularımız, ben, karakterimiz. Reklam arasında ben öyle söylemedim. Siz dediniz ki yaptırır mısınız? Ben de şunu söyledim. Çekinirim. Çekinirim demedim. Hiç hayatta çekineceğim bir şey yok da. Şunu söyledim. Ben kimseye imza bile vermiyorum, evet, dedim. Beni ikna ederseniz belki DNA, doğru, örneği veririm dedim. Yani ben bu tür şeylere girmiyorum. İmza bile vermiyorum kimseye dedim. Kan ya da DNA testi niye vereyim dedim. Yoksa ya DNA'mız ortaya çıkacak, biz şuyuz, biz yani biz Türk'üz ama ne o, Türk olmayalım, başka bir şey olalım, ne fark eder yani, bu bizim elimizde olan bir şey değil ki. Ben insanların, yani Türk olmak tamam şereftir ama başka Türk olmamak da şerefsizlik demek değildir, hepsi şereflidir, çok önemlidir. Bir de insanların hayatta elinde olmadığı, kendi iradesinin dışındaki bazı şeylerle eleştirilmesine kesinlikle karşıyım ben. Bu sporda da böyle. Aynen. Siyasette de böyle. Ya bir futbol takımını tutuyorsunuz, gidiyor, yeniliyor. Niye üzüleceksiniz? Siz bir şey yaparsınız, yaptığınız işe sevinirsiniz, üzülürsünüz. Genlerde böyle bir şey canım. Yani anne babamızı biz seçmedik. Çocuklarımızı biz seçmiyoruz. Değil mi? Tabii. Yani o zaman bu
çekinilecek bir durum değildir ama başka insanların gerekçesi olur falan. Seyircimizin sorusu açısından söyleyeyim. Ben hani ideolojik siyasi anlamda görüşüm hani Amerika'ya hizmet gibi bir imalı cümle kullanmış ama ben Avrasya Birliği'ni savunan bir insanım. Yani Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada İran ve Rusya'yla ittifak kurmasını Avrupa Birliği'ne de tasvip etmiyorum. Avrupa Birliği'nin de bize uygun olmadığını düşünüyorum. Amerika'ya hizmet gibi bir düşünce söz konusu olmadığı gibi tam tersine bana kalsa ben Türkiye'nin Rusya'yla, Orta Asya ülkeleriyle, İran'la sosyoekonomik hem kültürel vizeler kalktı zaten kalksın, gümrük birliği oluşturdum. Siyaset istemiyordunuz ama girdiniz. Yani o sorudan dolayı söyledim. Böyle eğer seyircimizin bir tereddütü varsa benim siyasi görüşüm Avrasya'dır. Amerika veya Avrupa Birliği. Orta Asyacıyım diyorsunuz aslında. Avrasyacı dersek doğrusu bu olur. Hocam sizden yani. Sonradan çıktı. Ya zaten yani. Murat Bey'le hiçbir şeyimiz yok. Murat Bey'le yorumda farkımız var. Murat Bey beni söyledi. Detayda evet. Dediğim gibi yani bizim konuşmamız konuları. Bir de şu var yani Hulki Bey. Yani farklı görüşte olun ki. Hayır. Gerçekten farklı görüşte değilim. Kesinlikle de değilim. Söyledikleri teknik olarak doğru. Bunu teknik olarak da yani siz Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Bize tavsiyelerde ve 30 yıllık birikiminizi söylediniz ama çok teknik konu. Şimdi şunu söyleyebilirim ben. Ya kardeşim. Ya Einstein bile anlatmış hocam en teknik konuları. İzafiyeti anlat demişler. İzafiyeti nasıl anlarsın adam? MC kareyi mi anlatacak? Hayır şunu anlatmış. Ne demiş? Allah barbut atmaz demiş. Başka bir şey söylemiş. O başka bir şey demiş. Allah Tanrı zar atmaz demiş de ama o izafiyet için dememiş onu. İzafiyet için şunu söylüyor. Hani görelilik, görecelik duruma göre şartlar değişir. Diyor ki bir insan sıcak bir sobanın üzerine bir saniye oturmasıyla sevgilisinin yanında bir saniye oturması arasındaki durumdur diyor. İzafiyet budur demiş. Anlatmış işte adam. Einstein gibi birisi bunu anlatmış. Bilimde ne kadar ileri dursak olalım, biz bunu nasıl ne kadar basitleştirip anlatabiliyorsak biz o bilime o kadar sahibiz demektir. Ben bir cümleyle anlattım bunu ama siz geçtiniz başlangıçta. Anlayamamak da bir sorun. Biz anlayamamışız demek. Şimdi bakın şunu söyledim ben. Özetlerken, dedim kapatırken. Ki, Murat Bey'le tartışmamız bizim yok. Murat Bey benim söylediklerimin aynısını söylüyor. Ben bir şey demiyorum. Şimdi ırkları oluştururken hani ilk başta dedim ki ben 3 Mayıs gününe Nihal Atsız'ı en baba ırkçı söylerler. Adamın söylediği ırkçılıkla alakası yok. Sosyolojik millet tanımlaması yapmış. O zaman yoktu kendi. Evet. Şimdi ırkı tanımladığınız şey Y kromozomundaki belirli tekrarlarla oluşturulan şeyler bunlar nötral mutasyonlardır. Yani şimdi demin siz sordunuz ya göz rengi, kaş rengi, enzim rengi. Nötral mutasyon benim günlük hayatıma hiçbir etkisi olmayan mutasyon. Varlığıyla yokluğu belli olmayan bir mutasyon. Ama nötral mutasyonun şöyle bir iyi tarafı var. Bugün etnisite belirlerken gittiğimiz ya da biz şu yüz derken gittiğimiz kökenine baktığınız zaman bu köken nasıl çıkmışlığını size verir. Anlatabiliyor muyum? Sizin dediğiniz doğrudur. Bir izleyicimiz Ayşe Hanım demiş ki demin dokunmuştum. Ayşe Altan diyor ki bu akşam bir tek iyi anladım diyor. O da çok güzel. Onu anladıysak yeter. Peki ben bir başka izleyicimiz Duygu Hanım da diyor ki Duygu Kurban Gözüoğlu. Murat Bey nedense dini olaylara girmiyorum dese de Alevilik konusunda bir fikri var. Q ve N var ise o kadar Türküz demiş. Devam etmiş. Oktar Babunay'ı hatırladım. R1, Q ve N önemli bir durumdur diyor Duygu Hanım. Ben Einstein gibi bir cümleyle özetleyebilir miyim? Bütün hadi bakalım. Deneyim en azından. Süper olur. Bütün ırkçı, milliyetçi yaklaşımların gen testinin ortaya koyduğu sonuç ne kadar anlamının olacağını düşünelim. Biz Avrasya'da yaşayan insanlar... Bir cümle bitti. Kürt, Türk hepimiz aynı genetik anlamda da her anlamda da insanlarız. Siyasi bölümünü sona eklemiştim biliyorsunuz. Evet Einstein gibi olamadığım için biraz uzatmış oldum. Tek amacı bu kitabın bu coğrafyada hepimiz kardeşiz. Gerçekten kardeşiz. Sadece sembolik değil genetik anlamda kardeşiz. Genetik olarak olmasak da kültürel anlamda, insani anlamda kardeş olmak gerekiyor tabii. Bütün o tartışmaların önüne geçmek amacıyla yazılmış iyi niyetli bir eser olarak okuyucularımız. Peki. Bir de
ırkçı milliyetçi dediniz. Daha önce de buna benzer bir soru gelmişti size. Irkçılıkla milliyetçiliği aynı şey mi anlıyor diye. Onu aynı olmadığını bir kere belirtelim. Irkçı milliyetçilik de olabilir. Ama kültürel milliyetçilik de olabilir. Atatürk milliyetçiliği mesela ırkçı milliyetçilik değildir, değil mi? O da hepimiz kardeşiz diyor. Irkçılık olabilir. Ama milliyetçilik eşittir ırkçılık gibi ırkçı milliyetçileriniz öyle anlaşılabilir. Ben ona katılmadığımı söylerim. Ben milliyetçiliği iki şekilde algılandığını görüyorum. Ben kendimi de milliyetçi sayıyorum. Ne şekilde? Irkçı mısınız? Bütün halkı, bu coğrafyada yaşayan bütün halkı seviyorum. Gurur duyuyorum. Sorulduğu zaman Türk'üm diyorum. Kürdüm de derim. Hiçbir mahsuru yok. Tabii, aynı. Tabii. Her ırkı eşit görüyorum. Kimse kimseden üst kimlik, alt kimlik değildir. Hepimiz aynı babanın çocukları olarak eşitiz ve doğal olarak da milliyetçilik anlayışım bütün bu toprakta, coğrafyada yaşayan insanların hepsini sevmektir. Evet. Ama bunlardan bir tanesi kalkar, ister Türk olsun, ister Kürt olsun, bu üst kimliktir, diğerleri alttır. İşte hepimiz şunu, şu ırktanız, şu yüz demek zorunda gibi bir şey olursa bugün yaşadığımız tatsız sorunlarla karşılaşıyoruz. Gene tam olmadı ama şimdi milliyetçiniz. Biraz kafanız karışık galiba. Yanlış oldu. Yani üst kimliği ben bu şekilde tanımlıyorum çünkü bundan farklı tanımlar. Katılmak zorunda değil kimse ama siz görüşünüzü ifade ettiniz. Çok teşekkürler. Var mı başka bir şey? Yok, hayır, bu kadar. Sağ olun. Bu sözlere ırkçılık, milliyetçilik konusunda ne dersiniz? Şimdi Murat Bey, milliyetçilik anlayışı birazcık çorba milliyetçilik anlayışı oldu da. Öyle. Diğerine ırkçılık şimdi, karışınca memnun olmuş. Neden çorba gibi dedim. Şu andaki hükümetin üyeleri efendime söyleyeyim PKK grubu da ya da BDP grubu da bütün etnik grupların eşitliğinden bahsederek bir milliyetçilikten bahsediyoruz. Yeni bir milliyetçilik anlayışı, yeni bir fenomen var. Türkiye'deki bu demek ki saydığımız 14 tane etnik grubun 14'ü de eşittir, birbirine denktir. O yüzden milliyetçilik hepsini sevmektir. Buna katılırım. Ama şunu göz ardı edemezsiniz. Şimdi bunun içinde hepsi birbirine denklik dediğiniz şey halkın, insanların yaşarken normal günlük hayatlarında denkliğini söylerseniz kabul. Kürdün, Çerkez'in birbirinden farkı yoktur. Ama bugünkü söylemdeki milliyetçilikte mesele egemenliğe geldiği zaman ülkenin kurucu gücünü, kurucu gücünde ne anladığını Türkiye'de toparlıyoruz hocam. Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran halkın Türk ıtlak olunur demesini ortadan kaldırırsınız. Peki. Bu Atatürk milliyetçiliği budur. Peki. Yani bir kurucu güç vardır. Bunun egemenliği vardır. Bu egemenlik halkın bir arada yaşarken ben senden daha üstünüm demesi anlamına gelmez. Çok teşekkürler hocam. Sağ olun. Ederiz. Sayın Murat Mirza çok teşekkürler. Sayın Yardımcı Doçent Doktor Osman Çataloğlu çok teşekkürler. Sevgili seyirciler 3 saat 40 dakikadır karşınızdaydık. Hepinize bu saate kadar bizimle birlikte olduğunuz çok teşekkür ediyoruz. Dünyanın ve bizim genetik tarihimizi ele almaya çalıştık. Birkaç kere söylendi. Ayrıntılı, teknik bir konu. Olabildiğince anlaşılır hale gelmesi için çaba gösterdik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi tarihler.